günaydınlar efendim. Türkiye'nin en çok seyredilen, en çok konuşulan, gündemi belirleyen tek programı söylemezsem olmaz. Bombalarla yine karşınızda, şu anda koltuğunuza oturuyorsunuz. Bircan Bali koltuğuna oturdu, Arto Dalga koltuğuna oturdu. Seren Sen de koltuğuna oturdu. Şimdi esas arka koltuklarda neler oluyor? Birazdan çok önemli bir kişileri, iki kişiyi soveledik. Evet, yılın skandalı diyebiliriz, isimler ve çarpışmalar, isimlerin trafiği, isimlerin birbirleriyle alakalarına inanamayacağınız yeni bir aşk skandalı birazdan burada patlayacak. Tabii hepimiz çok şaşırdık, ikisinin ismini yan yana duyunca olamayacağını söyledik, düşündük ama herkese haber verin. Konu komşu. Toplanın bugün magazin bombası. Ters köşe yaptılar bize. İnanılmaz ters köşe olduk ama hepimiz. Acayip yakalandılar. Sadece söylemezsem olmaz. Tabii biz verdikten sonra tabii herkes yine bizden alıp verecekler. Ama önemli değil. Söylemezsem olmaz haberi hemen giriyoruz. Ben sabırsızlanıyorum. İkisini beni konuşturmuyorlar. O evet, kadar büyük bir haber ki. Şimdi bu gaf yapar diye konuşuyorlar. Beni susturuyorlar. Evet. Gerçekten o kadar büyük bir haber ki. Diyorum ki ne olur söyleyeyim. Hayır, hemen söyleyelim. Ne olur söyleyeyim. Aslında yani büyük haber mi? Büyük haber. Bunlar nasıl bir araya geldiler? Nasıl bizi uyuttular? Evet. Nasıl yakalandılar? Ben bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz şeyler konuşacağız burada. Yani öyle gel falan yapmıyoruz. Çok büyük yani. Entrikanın dibini bulacağız. Evet. Çünkü her şeyleri yayınlamışlar. Her şeyleri, geçmişten bugüne ne alakaları var hepsini konuşacağız. Ya çok heyecanlı. Çok heyecanlı ama çok. Öncelikle WhatsApp ihbar numaramı 0582. Ama şu an susturuluyoruz. 727 tarafından. 0623. Arto Dalga, ay başka bir şey söyleyecektim dese, Arto Dalga yazın, arayın canım. Bence hemen girelim Bilal Özmüge'ye. Niye girmiyoruz? O şu anda son 1-2 dakikası kaldı. O yüzden hemen... Çünkü magazin turuna gidelim. Editleniyor, montajlanıyor. Magazin turu hazırmış. Buyurun gidelim. Sıcak sıcak. Söylemezsem Olmaz'ın hazırladığı haber turunda neler var? Dinamik, skandal ve daha fazlası. Sizler için en bomba haberleri derlediğimiz turumuz şimdi karşınıza geliyor. Şarkılarıyla Türkiye'nin beğenilen şarkıcısı Mabel Matiz, 4 albüm ve 2 single çalışmasının gelirinin eski yapımcısı Engin Akıncı tarafından kendisine ödenmediğini ve ekonomik özgürlüğünün kısıtlandığını belirterek dava açtı. Bütün sektörü ilgilendiren bir emsal dava ve taleplerimiz açısından sektörde açılmış ilk dava olduğunu söyleyebilirim. Maalesef dosyayla ilgili gizlilik kararı var. O yüzden çok detay paylaşamıyorum sizinle. Mabel Matiz ve avukatı haklı olan kazansın diyerek karşı tarafa gözdağı verdi. Önce olabileceğimizi düşündüğümüz bu davayı açtık. Umarım haklı olan kazanır. Gizlilikten dolayı daha fazla bir şey söyleyemiyorum. Bir ödül töreninden çıkan oyuncu Erhan Yazıcıoğlu samimi ve dop dolu bir röportaj veriyor. Ama bu onur, yaşam boyu onur ödülleri o kadar çoğaldı ki bende. Herhalde ben ölmeyeceğimi düşünüyorum. İngiltere'de yapılan bir ödül töreninde en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Erhan Yazıcıoğlu üst makamlara sitem etti. İstanbul Belediyesi'ne attım. Emekli olduğum böylesine muhteşem büyük bir kurum bir kutlama bile yapmadı. Tecrübeli oyuncu Erhan Bey'i bulmuşken sormak istiyoruz. Geçtiğimiz gün Oscar ödüllerinde gerçekleşen tokat skandalı kurgu mu? Nasıl Oscar töreninde bir kurguysa bunlar da bir kurgu. İnsanları başka yöne çekmek, kafalarını meşgul etmek için kurguluyorlar bizi. Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'yla birlikte oynayan Yazıcıoğlu, Türkiye'de en iyi erkek oyuncu kim sizce sorusuna çok net cevap veriyor. Sizce Kenan Bey'in Burak Özçivit mi? Bunca laftan sonra tabii ki Kenan. Çünkü meslek olarak seçti ve bu mesleğe yatırım yapıyor. Nihat Doğan'ın açtığı güzellik merkezine ünlü dostları destek verdi. Kobra Murat. Çok paşa. Çok fazla. Çok tehlike. Mermiler seksin bahanemde teksin. Cengiz Kurtoğlu. Bülent Ersoy. Kapıyı açacağız. Kapıyı açacağız. Ve daha birçok ünlü isim vardı.
Geçiyoruz Ajda Pekkan'a. Geçtiğimiz gün lüks bir restoranda sahne alan süperstar Ajda Pekkan, sesiyle ve sahnesiyle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Ajda Pekkan'ın modacı Burcu Sedef imzalı kıyafetini biz çok beğendik doğrusu. Kim Milyoner Olmak İster programında yarışmacı ve izleyiciler fena çuvalladı. 1924 ve 1961 anayasasında Türkiye'nin başkenti neresi sorusuna sadece %40'lık bir bölüm Ankara cevabını vererek sosyal medyada trendlere girdi. Çocuklarıyla tatil planları yapan Çağla Şikel'in tatil rotası belli oldu. Alaçatı. Ünlü manken ve sunucu Alaçatı'daki bir taş ev için sezonluk 675 bin Türk lirası ödedi. Ayrıca Şikel oğulları Kuzey ve Uzay'la bu paylaşımı yaptı. Dün merhum sanatçı Kayahan'ın doğum günüydü. Kayahan'ın kızı Beste Açar babası için özel bir gece hazırladı. Kayahan şarkıları söylendi. Başı düşmüş astına, uyuyor mısın mısın? Çıkışta ise Beste Açar babasıyla ilgili konuşurken duygusal anlar yaşadı. Şimdi herkesin mutlaka hayatında bir yerde dokunmuştur. Ya evlenmiştir, ya ayrılmıştır. Ben de daha çok şarkı biliyormuşum. Ya çocuğunu büyütmüştür, ninni söylemiştir işte. Yeni nesil Kayahan'ı bilmeli. Yeni nesil ve daha gelecek olan o küçüklerimizin de bilerek dinleyerek büyümeleri benim o çok önemli. En büyük hissim. Çünkü babamın çok özel ve çok aslında mücadelelerle geçen bir hayatı var ve hani bu imza hayatı bitmek onun için aslında çok kolay değil. Bir televizyon kanalında eski eşi için bölüm hazırlayan İpek Açar'ın sorulması üzerine Beste Açar beklenenin aksine çok olumlu. Tabii ki ben de davet ederim, o da beni davet eder, neden olmasın? Daha önce Cennet Mahallesi'nde oynayan Bilemir Temizsoy bir paylaşım yaptı. Herkes hadise mi o sorusunu sordu. İkilinin benzerliği yok artık dedirtti. Hadisenin isteme gecesinde sıra dışı olay. Bir gazete haberine göre o gece Mehmet Dinçerler'in yakın dostları Ömer Revna Sarıgül çifti de varmış. Karnıburnu'nda kız istemeye giden Revna Hanım isteme sırasında sancılanmış ve Ömer Bey eşini apar topar hastaneye yetiştirmiş. Kanadalı ünlü şarkıcı Nick'ten milli voleybolcu Hande Baladın'a şarkı. Ünlü şarkıcı şarkısında Baladın'dan ilham alındığını söyledi. Murat Dağkılıç ve Sitare Akbaş'ın aşka geldiği anlar olay oldu. İşte Dağkılıç ve Akbaş'ın herkesin içinde öpüştüğü o anlar. Ata Demirer müjdeyi verdi. Bir süredir herkesin merakla beklediği Bursa Bülbülü filminin ekibi buluşup okuma çalışması yaptı. Birçok başarılı oyuncunun yer aldığı film gişede nasıl bir sonuç alacak çok merak ediyoruz doğrusu. Kendisinden 22 yaş küçük Deren Gerede Erkaya ile aşk yaşayan Bilge Öztürk'ten flash bir aşk açıklaması geldi. Kibariye'den pop starlarına ağır sözler. Bir mekan çıkışı açıklamalar yapan Kibariye, boyunu posunu göstermek için sahneye çıkan biri değilim. 62 yaşındayım, bugüne kadar sadece sesimle bir yerlere geldim diyerek imalı konuştu. Bu haber çok konuşulacak. Aslı Enver'in Kaan Urgancıoğlu'yla birlikte oynadığı yeni filmiyle ilgili hiç bilmediğiniz bir detayı söylüyoruz. Filmin bazı sahneleri Aslı Enver'in sevgilisi Önder Öztarhan'ın evinde çekilmiş. Anlaşılan Önder Bey, Aslı Enver'in her anında yanında olmak için ayrı bir özen göstermiş. Hande Erçel'in 40 binlik kombini. Güzel oyuncu Hande Erçel'in geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda bluzu 12.199, çantası 23.749, minisi ise 399 TL'ydi. Meryem Uzerli'nin ses getiren kombini. Dubai'de bir galaya katılan gönüllerin Hürrem Sultanı Meryem Uzerli iddialı siyah elbisesiyle göz kamaştırdı. Cem Yılmaz'ın eski eşi oyuncu Ahu Yatu geçtiğimiz günlerde oyuncu Tolga Tekin'le kafa karıştıran bir buluşma gerçekleştirdi. Geçtiğimiz gün Oscar'da gerçekleşen skandal tokat olayını Hande Ateizine yıllar önce attığı tokatla paylaşan Sevda Demirer yaptığı paylaşımda tokat olmasa hatırlanmayacağım ne acı dedi. Şimdilerde Mehmet Dinçerler'le dünya evine girmeye gün sayan hadise İstanbul konserinin anlarını paylaştı. Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde oynadığı tartışmalı film Bergen rekora koşuyor. Film 5 milyona merdiven dayadı. Çukur dizisindeki Vartolu karakteriyle gönüllere taht kuran Erkan Kolçak Kösten değil, oğlu Marcel'le verdiği pozda çok beğenildi. Baba oğul pek ciddi.
Cüneyt Arkın'ın Benim Kahramanım Türk Halkı'dır adlı kitabının içindeki bir demeç deprem etkisi yarattı. Arkın'ın merhum sanatçı Kemal Sunal'la beraber hiç haz etmedikleri bir arabesk şarkıcısının olduğu sözlerdeki arabesk şarkıcısının Orhan Gencebay olduğu iddia edildi. Her gün yeni bir iddia ortaya atılırken işin aslı hala merak ediliyor. Şimdi hadi biraz şıklıkla başlayalım. Ajda Pekkan dün sahnedeydi ve tabii ki muhteşemdi yine. Tanıdık da bir isim giydirdi onu. Burcu evet. Sedef. Yani çok başarılı, çok zevkli bir kadın. Biz çok seviyoruz Burcu'yu. Kıyafetini çok beğendim. Tabii şey Ajda Pekkan tarzı diye bir şey evet, var. Evet, Ajda Pekkan karışıyor mu kıyafetlerine? Kesinlikle karışıyor. Hmm. Fakat birçok modacıya gidebiliyor, tasarımcıya gidebiliyor. Fakat Ajda Pekkan'ı yansıtamayan birileri olduğu için o arayışa devam ediyor. Çünkü onun bir tarzı var. Burcu bizim de çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Ben çok severim onu. Kişilik olarak da çok severim ama normalde cemiyete elbise diken bir kız. Sanatçılarla evet. çalışmıyor. Evet. Ajda Pekkan'la çalışıyor. Geçen gün birisi aradı. Tanıdığımız birisi. Benden dolayı falan da değil. Almadı kadını elbisesini dikmek için. Yani seçen de bir kadın. Şimdi Ajda Pekkan burada bir pantolon, ipek bir pantolon ve bir üst buradan bağlamış. Tam Ajda Pekkan. Aslında Ajda'nın 70'li yıllarda kafasına taktığı Ajda Pekkan bağlama şeklidir bu. Onu yapmışlar mesela ve kostümle çok güzel. Şimdi ışıklardan da çok fazla yansımıyor ama muazzam bir kostümdü. Aslında hiçbir yere açık değil. Kıyafetin ama çok klas, çok şık. Burcu'yu tebrik ediyorum. Bana göre tasarımcı olmak açıp bir dergiden oradan buradan kabarık etekler onlar bunlar yapmak değil. Diktiğin kişinin coğrafyasını bilmek, klasını bilmek. Onunla da vizyon gerektirir. Herkes herkesin şeyinden anlamaz tabii. Şimdi kalitesiz bir terzi olsan, kaliten olmasa, vizyonun olmasa. Şimdi sen Ajda Pekkan'a elbise dikebilirsin. Bir şekilde yolların kesişir de devam edemezsin yani. Böyle evet. bir durum var. Burcu'yu tebrik ediyoruz. Burcu'yu çok tebrik güzel. Ediyoruz. Ve muazzam. Çok beğendik. Şiir gerçekten. Gibi duruyor. Şimdi Arif Verimli ve Müge Anlı arasındaki bu husumet çok konuşuldu. Arif Verimli ilk kez konuştu. Gerçeği söylemek gerekirse ben kırgınım dedi. Çünkü orada Şevki Bey'den bahsediyor. Alakasız biri benim alanıma girince dedi. Müge'nin ona müdahale etmesini isterdim Şevki dedi. Bey kim ya? Aslında Arif Hoca'yı biliyorsunuz çok önemli tabii. bir doktordur. Şevki Hoca var orada bir tane de. Hı. Aslında onun alanı olmamasına rağmen Arif Hoca'nın peki, alanına giriyor. Peki Şevki Hoca ne hocası? Arif Bey zaten psikolog, biri davranış bilimleri galiba. Değil mi? Biri davranış bilimleri, biri herhalde doktor, işte psikolog. Doktor da psikolog, evet, psikiyatr yani, herhalde. Ama ikisinin arasında farklılıklar var. Mesela ben o bölümü izledim. Müge Anlı şöyle diyor. Hocam o zaman ne yapacağız diyor Arif Hoca'ya dönüp. O zaman ne yapacağız hocam? Bakırköy'e mi yatıracağız diyor. Bakırköy sinir hastalıklarına mı yatıracağız diyor bu adamı diyor. Arif Hoca da diyor ki Şevki'ye sorun o zaten her şeye karışıyor diyor. Müge Anlı'nın zaman cevabı da şöyle. Ne var fikrini söyledi ne var söyleyemez mi diyor. Zaten ondan sonra bir daha Arif Hoca gelmiyor. Bir açıklamayı verelim. Şimdi Arif Verimli de avukat Rahmi Özkan da Müge Anlı'nın bu yolculuğunda kendini kabul ettirme sürecinde çok. Ona en büyük desteği ve katkıyı sağlayan iki insan. Çünkü Müge, ben Müge'yi çok severim, bayılırım da, sevdiğim de bir arkadaşımdır ama sonuçta magazin muhabirliğinden magazin müdürlüğüne bir yolculuğu vardı. Tabii ki böyle bir sistemde kendini kabul ettirmesi zaman alacaktı. Çünkü çok ciddi bir süreçti. Hani bu program oluşumunda da yapabilir mi, yapamaz mı falan deniyordu. Ama böyle güçlü bir ekiple kabul görmüş, kendi mesleğinde kabul görmüş ve başarısını ispat etmiş ikili tecrübeli insanla kendini kabul ettirmesi çok kolay oldu. Doğru. O yüzden onlara bir gönül borçlu, bir hatır borçlu. Evet ama sen bence. De biliyorsun, ben de biliyoruz ki Müge çok öyle takan bir kadın değil. Öyle bir Kadir Şinaslı da çok olduğunu düşünmüyorum. Allah Allah. Çok dominant ve çok sert yani ve yolunda. Dominant sert olmak arasında çok büyük fark işte, var. Yani bu burada bunu ispatlayan şeyler. Yani normal. Yaptığı kendine göre normal. Hala yani başarı insanı tabii küstahlaştırıyor mu? Değişik davranmaya ve tabii değiştiriyor. Değiştiriyor yani. Bugüne kadar birçok insan değişti ama hoca çok naif bir adam. Çok.
Sesini yükseltmeyen bir adam. Ben %100 başka bir şeye kızdığını düşünüyorum. Ben birikim olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle tabii, tabii. Birikim var tabii, yani. Tabii ki. Rami Özkan'la da ona aralarında... öyle bir şey söyleyecek biri değilim. Çünkü evet. Sen izliyorsun. Bizden herhalde daha çok izliyorsundur belki Müge. Müge bilmediği halde de müdahale ediyor mu? Dürüst olarak nasıl, söyle. Nasıl? Bilmediği halde de müdahale ediyor değil mi? Doktorlara, her... psikoloğa ya da psikiyatriye. Tabii yani oradaki... ki programın sahibi o zaten. İşte ama sahibi işte olmak sahibi, yani evet. Mesela bilek onu demek istiyor. Bilek kişi akışa o müdahale hayır, edecek. Hayır. Yok yok o değil. Ondan mesela avukatın bir şeyi yorumladığı bir süreçte hı-hı, avukatın hı-hı. Yorumuna ve ifadesine karışıyor orada yani bazen. Yani avukat hani, gibi karışıyor mu ya da psikiyat gibi karışıyor yani mu? Yani programla alakalı tabii ki hani direksiyon onda olabilir ama bu adamlar da kendi alanlarında bilir kişi ya. Yani onların o bilir kişiliğine saygı duyulmadığını düşünüyorlar şimdi diye ama, düşünüyorum ben. Yaşı büyük birkaç kişiyle ben de çalıştım. Ve o dönemde mesela cümleye girdiğin anda bile yanlış anlıyorlar. Ha evet öyle bir yani, şey. Yani biz onu söylemiyoruz tabii. Anı yanlış şey. Anlıyor Seren. Mesela diyorum ki hayır ben Arif Hoca'nın hassasiyetinin artık Müge'yi buraya kadar getirmiş ol. Yani değil mi sevgili Bilal Özbilge? Bir şey konuşuyoruz. Ben onu mu demek ki? Ya bir dakika bu benim fikrim yani. Sen şimdi niye beni böyle? Yani öyle zorlandığımız dönemler oldu ki. Kimdi o ya? Yani oldu işte. Hmm. O zaman şimdi hepsinin başka... benden yaşı büyük olduğu için rahatlıkla söylüyorum ama bir tanesi bana sıtkımı sıyırtmıştı yani. Hmm. Saygısızlık da yapmamaya çalışıyorsun. Ama her söylediğinde bu sefer saygısızlık gibi evet, algılayınca şimdi... izleyiciyle ben karşı karşıya ama sen kendinle paralellik kurma. Sen haklı olabilirsin kendi davanda. Sen seyrettiğin için soruyorum. Hmm. Diyoruz ki... Hı-hı. Psikiyatr şimdi Türkiye'nin en önemli adamlarından birisi. Dolayısıyla karışıyor muydu? Psikiyatriyle ilgili herkese şeylere karışıyor muydu? Herkese müdahale tamam, ediyor. Tamam işte onu soruyoruz. İşte yani. Bu adamlar da bir şekilde kendine müdahale ettirmek bombayı patlatalım mı? Bombayı patlatalım bence. Vallahi bir skandal, yılın aşkı. Hiçbir şey konuşmuyoruz. Görüntüler konuşsun sonra yapacağımız yorumlar zaten buradan oralara gönderecek. Ay izleyin anacığım. Bahar aylarının gelmesiyle gönül yayları gevşiyor. Ünlü isimlerin aşk bombaları birer birer patlıyor. Herkes Hakan Sabancı ve Şeyma Subaşı arasındaki yakınlaşmayı konuşurken dün gece öyle bir bomba patladı ki bu aşk yılın aşkı olmaya aday. Bu aşk olay. Hadiseden sonra aşka küsen Kaan Yıldırım, teselli Kerem Bürsin'den yeni ayrılan Hande Erçel'de buldu. Kaan Bey, Kaan Bey iyi akşamlar. Hande Hanım iyi akşamlar. Ünlü oyuncular kameraları görünce yüzlerini sakladı. Beyefendi buyurun. İyi geceler kazansın kazansın. Hayır. Hande Hanım merhabalar, biraz konuşsaydık. İkilinin ortaya çıkardığımız ortak noktası. Ağızları açık bıraktı. İşte detaylar. Son günlerin en büyük aşk bombası dün gece patladı. Kaan Bey, Kaan Bey iyi akşamlar. Hande Hanım iyi akşamlar. Kaan Bey iyi akşam, birazcık sohbet etsin. Önden gel. Kısa bir süre önce sevgilisi Kerem Bürsin'den ayrılarak magazin dünyasının gözde yalnızları arasındaki yerini alan Hande Erçel. Kaan Bey iyi akşamlar. Ve hadiseden ayrıldıktan sonra aşka küsen Kaan Yıldırım geceyi birlikte geçirdi. Beyefendi buyurun. İyi geceler kazansın. Hadi hocam. Hande Hanım merhabalar, biraz konuşsaydık. Önce Emirgan'daki bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen ikili daha sonra mekandan Kaan Yıldırım'ın aracıyla birlikte ayrıldı. Kaan Bey iyi akşamlar. Görüntü vermeden mekandan uzaklaşan ikili muhabirlerden kaçamadı. Köprü girişinde çevirmeye takılan Hande ve Kerem fena faka bastı. Çevirmede duran aracın etrafını magazin muhabirleri sardı. Beyefendi buyurun. İyi geceler kazansız. Hayırlı olsun. Hande Hanım merhabalar. Biraz konuşsaydık. Hande Hanım, Kaan Bey'le yeni bir aşk mı? Hande Hanım. Hande ve Kaan'ı siyah filmi camlar kurtaramadı. Birbirlerinden uzaklaşan ikili önce yüzlerini gizlemeye çalıştı.
Hande Hanım merhabalar, biraz konuşsaydık. Hande Hanım, pembeyle yeni bir aşk mı? Hande Hanım biraz... Kaçamayacağını anlayan Hande son anda muhabirlere selam verdi. Yeni aşk mı sorularını yanıtsız bırakan ikili çevirmenin bitmesiyle arkalarına bile bakmadan uzaklaştı. Beyefendi buyurun. İyi geceler kazansın biraz. Hadi hocam. Hande Hanım merhabalar, biraz konuşsaydık. Hande Hanım, pembeyle yeni bir aşk mı? İşte sıcak gecede yaşananlar böyleydi. Gelelim detaylara. Bu kadarı tesadüf olamaz. Hande Erçel ve Kaan Yıldırım elbette yeni tanışmıyordu. İkili 2018 yılında Halka dizisinin başrollerini paylaştı. Hande ve Kaan'ın yakınlaşmasını ilginç kılan detay eski sevgilileri oldu. Bildiğiniz üzere bugünlerde evlilik için Gülseren Hadise ve Mehmet Dinçerler dün gece birlikte görüntülenen ikilinin eski sevgilileri. Hande Erçel 2017 yılında eski sevgilisi Ekin Mert Daymaz'ın arkadaşı olan Mehmet Dinçerler'le aşk yaşayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Her şey çok güzel gidiyor, teşekkür ederim. Umarım yakınlaşırsınız. Çok yoğun çalıştığınızdan dışarı çıkamıyorum. Bugün Mehmet Dinçerler'le nişanlı olan Hadise de hatırlayacağınız üzere Kaan Yıldırım'la dolu dizgin aşk yaşarken, hatta evlenecekleri konuşulurken adının yasak aşk iddialarına karışmasından sonra terk edilmişti. Hadise Hanım'la çok güzel bir ilişki vardı. İlişki bitti, hiç konuşmadınız, çok sessiz kaldınız ama bir şey söylemek ister misiniz? Son kez biz sormuş olalım. Şöyle yani bunu karşı tarafın bir ilişkisi olduğu için bunu konuşmamız hiç uygun olmaz. O yüzden bu konuları hiç benimle artık bilmeyeyim bence. Şimdi ikilinin birlikte görüntülenmesi belki aralarında filizlenecek yeni aşk hakkında bazı soruları da beraberinde getiriyor. Bu yeni aşk intikam mı kokuyor? Kaan Bey iyi akşamlar. Hande Hanım iyi akşamlar. Kaan Bey iyi akşam, birazcık sohbet edesin. Geçiyoruz bir diğer gözden kaçmayan detaya. Hande Erçel Kaan Yıldırım'la nasıl yeni tanışmıyorsa eski sevgilisinin nişanlısı ve yeni sevgili adayının eski sevgilisi Hadise ile de ilk kez tanışmıyor. Kafanız karıştı değil mi? Devam ediyoruz. Bu ilişki ağa biraz kafa karıştırıcı olsa da geçiyoruz o çok konuşulacak diğer detaya. O koltuğa oturan sevgilisini diğerine kaptırıyor. 2021 yılbaşı kutlamalarında O Ses Türkiye'nin özel bölümüne konuk olan Kerem Bürsin yine Hande Erçel sürprizi yapılıyor. Jüride yer alan Murat Boz, Kerem sahneye çıkarken yerini Hande Erçel'e bırakıyor. Karşısında Hande'yi görünce Kerem şaşkınlıktan şarkının sözlerini unuturken stüdyo kahkahaya boğuluyor. Ne ilgisi var demeyin. Daha önce o koltukta oturan Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'dan ayrılmasının sebebi Hadise'yle yaşadığı yasak aşkı olduğu iddia edilmişti. Şimdi ise belki Hande Hadise'nin elinden Kaan'ı almadı ama bu ilginç tesadüf yine de kaderin garip bir cilvesi olarak akıllardaki yerini aldı. Bakın çarşı pazar çok kötü karıştı. Bizim meşhur tahta geldi. Yemin ediyorum reklam arasında Bircan'a soruyorum. Diyorum ki bunun matematiği nedir? Diyorum. Anlatıyor ve anlamıyorum. Sizin gibi yani ben de anlamıyorum. O yüzden şematik olarak Bircan Barış şimdi bize Arto Dalga ile beraber ikisi anlatsınlar bakalım. Bu karışık. Ancak onlar çözerler. Tahtanın başına geldik. Biz bu tahtanın başına geldiysek magazinde inanılmaz aşklar oluyordur. Dur. Arto buyurun. Evet. Artık hiçbiriyle ilgili konuşma yasağımız olmadığı için açık açık isim vererek yazıyoruz. Hande Erçel. Hande Erçel. O ne şimdi? Bu Hande. Bu da Erçel. Olur mu kız bişektomi oldu o yanaklar. Bu da yanakları. Ay yapma. Hande yazalım. Gözleri nerede ya? E.T. gibi oldu kız. Hande. Tamam. Evet. Düzgün çiz bir daha. Bu Kaan Yıldırımlar. Evet. Kaan'a bir tane bıyık çizelim. Şuraya Kaan yazalım. Seren lütfen anla. Hande ve Kaan. Dün gece Hande ve Kaan köprüdeki... Köprüden geçemediler. Önce son çıkıştan. Çevirmede yakalandılar. Asıl mevzu... Çevirmede mi yakalanıyorlar? Evet, çevirmeye yakalanıyorlar. Peki, bizim çocuklar yakalıyor. Ya nereden? Arkadan tabii. Takip fakat ediyorlar. Fakat arabası o kadar pis ki bence o arabanın... pis oluşu neden dikkat biliyor musun? Çekiyor, camdan içeriden gözükmesine. Bu kadar pis bir araba hayatımda görmedim yani. Evet. Hem de şoförü şimdi var. Şimdi buradan oklar çıkardım ki bağlantıyı kuralım diye. Şimdi kiminle birlikteydi Hande? Mehmet Dinçerler. Eskiden Mehmet Dinçerler'le birlikteydi. Yani, Mehmet'in bacakları uzun Dinçer çizim. Ya da nasıl istiyorsun? Mehmet Dinçerler. Tamam. Burası kiminle beraberdi? Hadise. Hadise. Evet. Eskiden.
Evet. Bunlar şimdi zaten birlikteler. Mehmet Halis'e beraber. Evet. Evet. Peki. Hande. Evet. Bir önceki sevgilisi kim? Kim? Ben Kerem. Ben yetişemedim. Aha, Kerem. Evet doğru. Kerem Bürsin. Evet. Kerem'e sürpriz yapmak için Hande hangi programa katıldı? Pops neydi o şey? O Ses Türkiye. O Ses'te kim var? Hande Halis'e. Kimle yan yana oturdu? Ebru Gündeş mi? Ay beynim yandı. Beynim yandı. Ay bu O Ses'in koltuğunda ne var anlayamadım ben. Skandal O Ses'in koltuğunda oturan yan tarafa dikkat etsin. Tabii sıkıntı. Tabii. Şimdi Mehmet Dinçerler'le Hadise'nin ilişkisi devam ederken Hande ile Kaan'ın buluşması bir tesadüf müdür? Bunlar zaten yan yana geldiler ve eskiden de bunlar bir başrolde dizide oynadılar. Aynen, Halka'da. Halka'da oynadılar. Hmm. Bu ilişkiye ne diyorsunuz? Şimdi ben anlamadım diyecek şimdi. Yine anlamadım da yani anladığım kadarıyla söyleyeyim. Şimdi Hadise Hande'nin eski sevgilisi Mehmet Dinçerler'le beraber, doğru mu? Evet. Kaan da Hadise'nin eski sevgilisi. Yani eski sevgililerin intikamı mı diyoruz buna? Eski şimdi? Sevgililerin son vuruşu. Evet. Peki şimdi araba özellikle mi bu kadar pis? Ben bunun üzerinde durmak istiyorum. Bir kere araba filmli cam. Evet. Ama ekstra bakan, bir de... filme gerek yok ki. Ben hayatımda böyle pis bir araba görmedim. Evet, yani bu şoför Eser Yener'le de benziyor zaten. Şimdi... Onun içinde pis olması normal. Şimdi bunlar eskiden tanışıyorlar. Şimdi diyecekler ki arkadaşlık yemeğe gittik. Ona tabii külahımızı anlatın. Bu hiç artık arkadaş yemeği değil. Çok iki yani. Senedir, iki üç senedir neredesiniz? Halka yani. 2018-2019. Tabii, bugün tabii. 2022. Ben bir şey sormak istiyorum. Bu Hande'nin arabası olabilir mi? Bu da arabaya takıldı. Yani ama şoföre hemen işine son verirdim ben olsaydım yani. Hande'nin arabası mı? Bana öyle geldi. Bilmiyorum. Ha değil mi? Tamam. Zaten şoförün arkasında oturan kişinin arabası değildir zaten. Şeyin evine giriyorlar. Korsan taksi olmasın bu? Çocuğun evinin sitesinin kapısı orası. Evet. Beykoz civarında o site ya. Şimdi belli ki bir aşk başladı. Bu aşktan sonra ne oluyor? Ben şu an Hadise'nin yüz ifadesini merak ediyorum nasıl. Bu aşk güzel bir gol. Çok büyük gol değil aynen. mi? Aynen. Çok iyi. Sabah kalktık Hadise. Sen Hadise o ben Mehmet Dinçerler olayım. Gazeteyi aldın. İkimiz de şimdi birbirimize de bir şey belirteceğiz. Tabii aynen. Mehmet Dinçerler o kadar bir şey hissetmez de Hadise'ye... Bir açtın. Kıskanır yani Hande'yi. Hande de güzel bir kız çünkü. Hande güzel yani, bir kız. Hem de başarılı. Ya. Ama Kaan için yine yanlış seçim. Bu oyunu kim kurdu? Kesin. Bu oyunu Kaan'cığım kuran kim? Sen de seçemiyorsun. Bu oyunu kim kurdu, kim? Vallahi, bu trafiği kim yakaladı? Biz şimdi bir şey söyleyeceğim. Kaan'a çok mütevazi bilmem ne diyoruz ama atın intikamı olabilir. Net bir şekilde bu işi kuran Kaan çok belli. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İşe kursun da zaten. Konuşmaya başlamış olabilirler. Yani birbirlerine herhangi bir şekilde mesajlaşmaya başlamış. O işi buraya getirebilir ama Kaan çok uzun bir zaman Hadise kadar aceleci davranmadı. Ve hayatına birisini soksa da bize göstermedi. Bana göre bu saygılı bir davranıştı. Şimdi kaç zaman oldu değil mi? Bir yıl geçti, geçti neredeyse. Bir yıldan sonra ilk defa biz Kaan'ın yanında birisini. Aynen. Çağla Şikeli de gördük gerçi ama onlar... Tavla mı oynuyorlardı deniz kenarında? Seaside'de. Çağla biliyorsun öyle şeylerle işi olmaz 7 yıldır, 8 yani, yıldır. Tavla, aerobik. Yani Çağla Şikerli en azından yürüyen bir şey yoktu. Hani bir tek Çağla Şikerli adı anıldı. Zaten kabul de etmedi çocuk. Ama etmedi. Arabada Hande ile yakalandı ve evinin sitesinden içeriye Hande girdi. Evinin kapı orası çocuğun evinin sitesi. Giriyorlar mı siteye? Bir... Ben girişini oranın bilmiyorum ama ben nerede oturduğunu biliyorum. Yalnız Seren orası dedi. Ben oraya çok benzettim. Bizim hemen karşı site burası. Maşallah da bu siteler yani yıkılıyor. Orada biz gazeteci olarak otursak. Hayır bir şey söyleyeceğim size. Daha komik bir şey söyleyeyim. Ben Ebru Gündeş'in de hala aynı sitede oturduğunu düşünüyorum. Site yani sosyal şeye girseler hep beraber. Ebru Gündeş bu sitede oturuyorsa bu üçlü Ebru Gündeş, Hande ve Kaan üçlüsünün tek zirve zaten ortak yaparlar. Şu anda şeyi var kişisi Hadise. Sabahlar olmaz o sitede. Site yönetimi değişir. Bu arada bu Ebru Gündeş skandalı ile alakalı dün o büyük gelişme var mı? Var. O konuyla ilgili gelişmeler var. Biz o konuda zaman... biraz ihtiyatlı olalım. Tamam, hayır acele yani. Etmeyelim. Tamam. Çünkü o konu biraz sıkıntılı evet, bir konu. Onu biraz sonra konuşacağız tamam. bence. Konuşacağız. Önemli bilgiler ama edindik. Bu çok daha önemli bir konu. En azından ele tutulur bir görüntü var elimizde. Ne olur ilişki? Ya Hande Erçel... fiziken ve yüz ifadesi olarak bana çok masum ve hiç böyle çok oturaklı
bir kız gibi değil geliyordu. Mi? Fakat hareketler ve günden güne mesela Kerem Bürsin'e bundan önce kimle beraberdi popçu? Murat Dalkılıç. Şimdi Murat Dalkılıç'la aşk yaşarken o aşka çok inandırıyor. Sonra Kerem Bürsin'le ay çok yakıştılar dedik, ona aha, çok inandık. Daha biter bitmez. Ayran gönlü. Daha biter bitmez hemen bir başkalarına koşmuş olması. Çok erkekvari hareketler, yani, çok çapkın erkek dediğimiz var evet, ya. Aynen. O bendeki imajı maalesef şu anda yerle bir oldu Hande'nin. Çünkü en azından Kerem çok tatlı bir çocuktu. Çok da güzel bir aşk yaşadılar. Aynen. Hani çabuk gidiyorlar kadınlar, nasıl gidebiliyorlar, ben çok gıpta, bazen gıpta ediyorum gerçekten, gitmek mi daha doğru, kalmak mı bilemiyorum ama ben bu kadar çabuk gidemezdim, ölsem bu kadar sevdiğim adamdan kopamazdım yani, beynen en azından kopamazsın. Demek ki sevmiyor bu kız. Ve hayran gönüllüm, anlamadım. Şimdi kız ki oyuncu bir kere. Ya ben oyuncuların birbirlerine olan aşklarını da inandıklarını nasıl inanacaksın? Çok iyi oyuncuysan yani bana çok iyi bir aşığı oynayabilirsin. Çok paranoya bir evet, şey değil mi? Evet zaten öyle bir şey. Ben şarkıcıların da çok romantizmine inanmıyorum. Ya zaten mutlaka bir tane, mutlaka bir tanesinde çakacak olay. Yani o oyunculuğu kalmayacak ve dağılacak bir tanesinde. Biraz, yani birdenbire bir başkasına bu kadar kolay gidebilmenin şeyini, anlamını anlayamıyorum. Yani gönlü hemen geçiveriyor. Nasıl? Mesela Kerem'le çok, ben bile onların aşkının tesirindeydim yani. Güzel bir şey yaşıyorlardı. Çocuk çok tatlıydı. Çok güzel gözüküyordu. Nasıl birdenbire bitti de birdenbire hemen bir başkasının arabasının arka koltuğundasın. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Bak yani çocuk ne kadar asil. Aylar geçtikten sonra. Asıl bizim sonra ters köşemiz bu hikayede yanan Atasay oldu. Evet ya, Atasay'a. Biz nasıl yani ters köşe yaptılar bizi onların ya? Onların sonu olmayacağını biliyorduk. Yani zaten onu... Aa bir hani dakika ama. Atasay Bey'le görüntü bir, biliyorsunuz ki çok önceydi. Aralık ayında çekilmişti. Tamam ama zaten hani... Bu yoktu o zaman. Belki denendi bile o. Bence... Bu yeni, bu içimden geldi, bu yoktu. Şimdi sen mi söylemiştin bir oyuncu bir aileye gelin gitti... O da bunu birazcık taklit ediyor demiştin değil mi? Değil evet mi? Evet evet. Şimdi Yasemin Özelhan. Kaan'ın ailesi evet belki hani Atasaylar gibi önde olan bilindik bir aile olmasa da son derece görgülü, düzgün falan filan insanlar. Şimdi tabii ki herkes de oğluna veyahut da kızına kendi yetiştirdiği şeklinde bir kız istiyor. Normal, bu çok doğru bir istek yani. Hani bunda bir şey yok. Ama tabii ki seçim Kaan verir. Ama hadise konusunda kesin masaya vurduklarını biliyoruz. Şimdi Hande Erçel eğer Murat Dalkılıç'tan sonra Kerem Bürsin'le olmasaydı ve direkt Kaan'la olmuş olsaydı belki bu süreçte Hande'nin hızlılığı ve bu süreçte Hande'nin oradan oraya geçme durumu olmayacaktı. Kabul görmesi daha kolay olacaktı. Şu anda işi zor Hande'nin. Çünkü çok çabuk sevgili değiştiriyor gibi gözüküyor şu anda. Hani ben de olsam aile hakkında acaba derim ki yani bu yani Kaan'a karışabiliyorsa bazı aileler karışamıyor evlatlarına. Ama Kaan biraz aile tesisinde kalan bir çocuk diye düşünüyorum. Kendi değer yargıları da var ama çocuğun. Bilemiyorum yani bu iş böyle sona gider mi onu bilemiyorum. Şimdi Hande daha önce biliyorsunuz Ekin Mert Daymaz'la aynen birlikteydi. Ekin Mert Daymaz'da Mehmet Dinçerler'in yakın arkadaşıydı. İşte o anlattığım şeyler sonrasında o zaman. Mehmet Dinçerler'le birlikte oldu. Sonrasında Dalkılıç'la, halbuki o üçü de arkadaş. Aynen öyle. Dalkılıç'tan sonra bir Murat çıktı. Başka bir Murat. Üçüncü Murat. Kara Murat. Kara Murat. Sonra Kerem Bürsin. Sonra Atasay. Sonra finali Kaan Yıldırım'la yaptı. Bence benim dediğim, benim bildiğim Hande, işte o evli bir örnek alıyor dediğim bir oyuncu kız var ya, hep evlilik yoluna gitmeye çalışıyor. Ama bu iş evliliğe gider mi bilmiyorum. Evlilik yolunda gitmeye çalışıyor ama evlilik yolunda gitmemeye çalışan da kendisi. Yani onun peşinden koşuyor ama bazı insanların ruhu veya duyguları buna müsait değil. Bir holding sahibinin yani oğlu Kaan. Ben bir de şey diye düşünüyorum, iki taraftan da devamlı şöhretli birileriyle beraber olan insanların şöhret tutkunu olduklarını düşünüyorum. Yani hiç aralarında başka bir meslek grubundan birileri yok farkındaysanız. Şöhretli bir popstar, şöhretli bir oyuncu, şöhretli. Bazı erkeklerin de takıntısı vardır. Şöhretli kadın isterler hep. Hiç hayatlarında normal bir kadınla olmazlar. Aslında o şöhretin tutkunluğudur. Bu kızda bu var.
Demin aynı şeyi düşündüm. Bu kızda bu içimden. Var. Neymiş? Kendisi şöhret olmak istemiş ya hayat boyu. Hep şöhretli. Hep şöhretli ve devamlı gündemde tutuyor kendini. Yani Hande'den bahsediyor. Evet, aynen öyle. Biraz önce sessiz bir şekilde onu düşünüyordum, onu dile getirdim. Yani aslında Kaan bundan önce onun dikkatini çekmiş olabilir ama bu kadar çekmedi çünkü hadiseyle beraber olmamıştı. Ama bence yani, bundan sonra da Hande'nin dikkatini çekebilecek erkek sayısı çok az. Yani belli ki hep şöhretten gidiyor. Tabii kriterler arasında yakışıklılık da var. Zengin. Çok zengin de artık zengin belki de bir süre sonra şey yapabilir. Yani çok tanınmak, çok haber olmak. Tabii. Baş. Aynen, aynen işte. Kerem Amerikalı ya, yani şey olarak Amerikalı, mantalite olarak Amerikalı ya. Kerem'in hayatı ona şey geldi. Yani çok hafif, sıradan, hafif geldi. O biraz gezmek istiyor, sokaklara çıkmak istiyor. Gece kulüplerine Kerem öyle bir çocuk değil yani. Alacağını aldı ondan. Evet, oradan aldı. Çok ciddi aldı. Evet, şimdi aldı. Kaan'ın burcu Oğlak. Hande Özgür Burç, Yay. Yay'la Oğlak, yani ben Oğlak'ım. Özgürlüğüne düşkün bir insanla yapamaz. Oğlak çok disiplinli ve çok kuralları olan, aşkta bile kuralları olan birileridir. İlişkileri nasıl gider bilemiyorum ama. Ay, bu arada da başka bir şey hatırlattı arkadaşım. Biliyorsunuz Hande Erçel. Merve şeyle de arkadaştı, Merve Boluğur'la. O da Merve Boluğur, Dalkılıç. Murat Dalkılıç evliydi. Dal Murat. Ve Hande Erçel'le Merve. Benim sabahları buradan çıkınca başıma bir ağrı geliyor. Gerçekten yani. Bir şey söyleyeceğim. Ben bile handle yani şey yapamıyorum, toparlayamıyorum. Evet ya, Hande evet. Yani yetişilecek bir şey değil acayip. Yetişilecek bir trafik yok. Demek ki bir de bu Hande o zaman biraz daha kilolu falandı ya. Böyle daha önce... İntikam alıyordu belki Hayır de. Şöyle bir şey, hayır. Kilo kaybettikçe insan güzelleşiyor. Güzelleştikçe huyu veyahut da fiziki hareketleri değişiyor. Yani bazısının fiziğine yansıyor. Yani daha açık giymeye başlıyor. Daha bedenini göstermek istiyor. Bunlar çok normal şeyler psikolojide. Doğru. Bu da... Daha fazla, daha istediği adamla beraber olmak. O zaman olamıyordu ya. Çünkü daha böyle tombul, tatlı bir kız, güzel bir kızdı yine. Yüzü güzeldi ama tombul bir kızdı. Çok ilgi gören bir kız değildi. Şimdi bunun tadını çıkartıyor bence Hande. Kesinlikle. Öyle düşünüyorum psikolojik olarak. Hep arkadaş şeyleri var, uzantıları. Şimdi Hande'nin biliyorsunuz huyudur. Bize de yaptı. İlk seferde bir yok sayar. Yok öyle bir şey der. Tabii çekirdek gibi. Yer, dalga geçer. Burada manevrası değil, gücü de yok. Yani burada hiçbir şey diyemeyecek başa artık. Baş. Burada birlikteler, baş başalar, yüzünü çeviriyor tek ama çıkış noktası, sonra çark ediyor, el sallıyor. Tek hani. Çıkış noktası ikisinde single olması. Tabii burada bir şey yok zaten. Diyecek ki burada ne var kardeşim? Ben şu an hadiseyle... Yok, burada hiçbir şey yok bizim Aynen. açımızdan da. Yani şu anda 4,5'tan 5 kanaat notuyla geçer gider. Ama yani sistem olarak hadisenin eski sevgilisi, hadisenin nişanlısının eski sevgilisi... Yani insanın aklına ister istemez bu denklem geliyor. Acaba bundan dolayı ben şimdi bambaşka bir şey düşünüyorum. Hadise ile şeyin evinde, Mehmet'in evinde sabah oldu. Aslında birkaç gün öncesine kadar Hadise şimdi neredeyse olgunluktan şey bile demiş olabilir. Hande de senin eski sevgilinde. Aslında ben o kızı çok severim. Tatlı bir kız biliyor musun falan filan. Hani böyle kibarlıktan eski sevgiliye pislik atmamak adına söylersin ya. Bir uyanıyor Kaan'la Hande. Ne diyeceğini şaşırır insan ya. Yani çok fena yani bir şey. Yani burada da Barış Arduç'a benziyor ya. Barış'ı da yakmayalım şimdi grup seyreden gider ayak. Ben ki bu çocuğu da çok beğeniyorum yalnız. Duruşu Kaan'ı da. Kaan'ı mı? Tabii tabii. Kaliteli güzel, bir çocuk, düzgün bir çocuk. Neyse iyi giderse iyi gitsin. Yani hani bir yerde yani burada artık Hande Erçel'in yani ben korkuyorum 2 ay sonra da bir başkasını göreceğiz diye. Bu yani gerçekten yani. Şeyini kötü etkiliyor bu. Yani kötü referansı vermeye başladı herkese. Yani İmajını... inşallah bari Kaan'la bir yerde bir son bulsun da tamam diyelim. Hani herkesin hayatına birileri girebilir, bir şey olmaz, bir daha girebilir de çok kısa zaman arada yani bir 3 ay bir bekle, bir 5 ay bekle yani bir. Yani burada 3 sene 5 sene bekleyenler var yani. Bekle yani. Bekle. Burada 3 sene 5 sene bekleyenler var dedi. Aa bak bir şey bu iyi yazmışlar. Doğru mu bilmiyorum. Arto diyor Kaan'la Hande yakalanınca Kaan Murat Dalkılıç takipten çıkmış diyor. Oo. Kaan'la Murat takipte miymiş? Hayır, bir de öyle bir durum var. Tabii o tarafın trafiğini hiç unuttum ben. Yani
tabii. Ay, bir aşk yaşıyorsunuz, biz burada işin içinden çıkalım. Yani siz o anda oradan çıktınız diye biz bunu görmüyor olamıyoruz. Çünkü bizim zaten bak görüyor evet. musunuz? Takipçilerimizi görüyor musunuz? Takip etmiyorlar. Seyircilerimizi görüyor musunuz? Seyirci onun için. O yüzden sizin bu programı seyretmeniz lazım. Çünkü sizden gelen bilgiler de bizim için çok önemli. Beraber yapıyoruz bu programı. Aynen size tabii. Size haber veriyoruz yani. Çünkü çok iyisiniz, bu süper. Kadar her şeyi bilmemiz bilgileri mümkün değil. Bilgileri devam ettirin. Hande Erçel'le Kerem Bürsin diyorum. Neydi? Çocuğu Kaan Yıldırım yakalandı. Yani bu bizim için bir şok. Çünkü gerçekten daha Kerem Bürsin'den yeni ayrılmıştı. Ve bu kadar kısa zaman içerisinde Kaan Yıldırım'la bir ilişkinin başlaması... Ay tüylerim diken diken oldu, bu doğru mu bilmiyorum. Söyle bakalım. Kaan'la Kerem de arkadaş. Hatta Kerem Bürsin'le Hande Maldivlere gittiğinde SMA'lı bir çocuğa yardım için canlı yayın açmışlardı. O zaman Kaan bu durumdan dolayı dalgayla karışık konuşmuştu. Kerem Bürsin'le Hande ile onlar şeydeki yani canlı yayında orada diye imalı davranmışlardı diyor. Yani belli bir arkadaş örgüsü de var. Bir şey daha söyleyeceğim. Tabii çünkü yani bu kadar milyonlarca şeyi... Bunlar da birlikte fotoğrafları. Ne diyorsun? Kerem, Kaan, ya. Şükrü, demek Şükrü'ye doğru. Bak ya. Şu Şükrü'nün güzelliğine bak. Neyse konumuz hiç alakası yok. Diğerini bilmiyorum. Neyse inşallah Erkan mı o? Tamam var. Bunların bir sahnesi var dizide değil mi Bilal Bey? Sahnesi var mı bizde? Verelim buyurun. Ay ortalık. Tamam sen onu hazırlarken ben başka bir şey söyleyeceğim. Ay, biliyor musunuz? Kafam karışıyor. Evet yani gel ya. Seren'in dediği gibi başım ağrıdı yemin ederim. Murat Dalkılıç. Şimdi Kaan Yıldırım Murat Dalkılıç takipten çıkmış diyorsun. Evet. Murat Kaan'ı hala ediyor. Murat daha duymadı haberi çünkü. Bence de bu Murat olacak. Bir de Murat dün öpüştüğü için şu anda çok... Tabii dün Murat zaten aşk yaşıyordu Stare'yle. Evet yani Murat hala Kaan'ı takip ediyor. Bakalım bugün çıkarsa zaten tamamdır. Bence sevgili seyirciler siz Murat'a bir mesaj atın. kaldırın. Bir mesaj atın Murat'ı uyandı takipten çıksın yani. Çok ayıp bir şey çünkü eski sevgilisi. Arkadaşlar ay çocuklar ben böyle bir şey yani böyle bir şey yapamıyorum. Sen de çok eskisin ya. Niye şöyle atraksiyon yapmıyorsun? Ondan ona. Hayatım bunun eskiyle alakası yok. Bunun Ardamar'ı ile alakası var. Hayır. Eskiden vardı da bugün yok mu? Ritüeline bağlısın. Biraz ritüelime bağlayayım bana. Atraksiyon olsun. Çünkü ben yarın öbür gün her an her şey olabilir hayatımda. En azından derim ki ben bunu yapmamıştım derim yani. Derim yani. Bir şok daha kaldıramayacağım. Şey, evet yani şu anda başımın ağrısı daha fazlalaştı. Hayır yani şunu demek istiyorum. Yani sonuçta ondan ona gidip de kabul görmek sonradan daha zor bir şey. En azından şimdi mesela bu Hande yarın Kerem'e dönemeyecek. Asla. Belli olmaz bu işler. Kerem asla kabul veya etme. Veya Kerem'e asla. Dönelim Murat Dalkılıç'a dönemeyecek. Çünkü iki kişi geçti mesela hani haberlerde. Yani bilemedim çok başıma ağrıdı. Şu görüntüyü bir izleyelim mi? Bakın burada şu enteresan bir kare var. Bu arabaya taktı. Yapamadı yalnız bu üç top başarılı bir atış değildi bu arada. Bu da bir şey söyleyeceğim. Bu hikayede gerçekten biz çok sadece... felayız yalnız. Bizimle gerçekten hiç başa çıkamaz. Rezillik. Rezillik diyemezsin. Gerçekten yani rezillik. Gerçekten olmadı, olmuyor. Rezillik yani. Ya ama ben size bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada her ikisi de Hande orada ortak payları değil ki. Dizide oynamışlar. Oynamışlar ama sonra arkadaşları var. Saçmalama Allah aşkına. Ay iyice manyaklaştı. Ay ben de ne yapayım? İnsan kalmadı Hande'den dolayı yani. Herkes de çıktığı yani için. Sonuç olarak yine bizden yola çıkalım. Biz aynı masada oturuyoruz. Öyle yani. Saçma sapan. Biz sonrasında de beraber mı diyorsun? De herhalde öyle bir şey olabilir mi? Sen yani düşünsene. Ben senin eşinle çıkıyorum, sen Tohma'yla çıkıyorsun. Olabilir mi? Hayır canım, şu anda biz birlikteyiz ama. Ben yine kimseyle çıkamıyorum gördüğünüz gibi. Onlar da orada şey yapıyorlar, beraberler, iş yapıyorlar beraber. Ya bence de şöyle olabilir, ben yine kimseyle çıkamıyorum gördüğünüz gibi. Ben yine kimseyle çıkamıyorum gördüğünüz gibi. Canım benim o zaman. Elimizde o. Elimizde bir tek bana sevgili olarak bir Ömer var, bir Tolma var. Yani benim de şansım yani. Senin şansın böyle. Allah. Bu şimdi, masayı dörde çıkarmamız lazım. O yüzden. Biraz önce reklam arasında söylediğim kişi gelebilir masaya dördüncü. Eyvah. Bunun alakası var konumuzla bunun ya.
Bak ayı dans ediyor. Harto sen kilo verdin ama. Ben verdim de yani. Şu danstan sonra karar verdim. Evet, ay evet, evet. İğrenç yani. Ay ben sana söyleyeyim, biz de mezdeki gibi çıkmışız. Allah... Allah'tan ben vücudumla para kazanmıyorum. Başkaları, evet, nerenle kazanıyorsunuz? Başkaları gibi. Ay midem var. Kend... Ay bu aşk bizim şirazımız. Ya bu şirazımız. Arabanın bu kadar pis olması, ben gerçekten bu kadar hayatımda pis bir araba görmedim. Beni ya. Beni yıka. Ay nasıl, bu şoför sadece gel götür mü yoksa vale mi bu şoför? Ben anlamadım. Yani bu arabanın bir insanın arabası bu kadar pis olabilir mi? Hem de şoförü olan bir aracın değil mi yani? Hani bizim bence vaktimiz yok mesela, diyelim. Bence dediler ki bunlar cumartesi buluşalım o güne kadar arabayı yıkamayalım. Gazeteciler yakalarsa bizi içeri göremesin gibi yani. O mantalitede pis bir araba yani. Arabanın önündeki şey koku. Tabii. Ha. Yani... 3 haftadan kalma. Yani arabanın son derece... ön camını görmüyorsunuz zaten. Leş. Arka camı, her camı öyle yani. De niye öyle oldu anlayamadım. Yalnız tabii seyircinin... İki gözükmesin diye bence. Seyircinin de... Yok canım. Seyircinin de baba kafası yanmış durumda. Herkesin kafası yanmış. Bu arada ya. Hande'nin sevgilisi araya giren Murat da... Yani Murat Dalkılıç'ın eski arkadaşı değil miydi? Uçakta resimleri yok ha, muydu? Murat, başka Murat bu. Ha. Murat bir şey. Üçüncü Murat. Evet işte. O da Murat, evet. Dalkılıç'ın arkadaşı zaten ama sonra Kerem'le oldu Hande. Bu Murat Dalkılıç'ın da şanssızlığı. Bu hikayede yanan Atasay oldu. Adamı da hiç yoktan. Ama Atasay'la da tabii bu görüntüler 1,5 ay önceydi yani. Ama Atasay bence o yani. adamın günahını aldık ya. Açıp bir özür dilesenize. Açayım ben reklamlar içine altın alayım bari. Reklamlardan reklam arasında kusura bakmayın. Kızımız şöhret seviyor. Asıl ben Murat Dalkılıç'ın bugün Kaan takipten çıkıp çıkmayacağına bakacağım. Bütün gün bakacağım. Böyle bekleyeceğim. Bir borsa. Murat Dalkılıç mı? Yok bence önemsememiş gibi yapacak. Tabii şimdi bu mahalle yani. Baskısına kesin. Yani benden gitti herkese gitsin yani falan yapacak. Zamanla çıkarılacak. Hani bunlar devam ederlerse ilişkilerini o zaman çıkarır diye düşünüyorum. Peki, inşallah mutlu olursunuz, ne söyleyelim, uzun ömürlü olsun. Şimdi reklama gidiyoruz, dönüşte. Yani karma karışık bir aşk hayatı daha Ebru Gündeş. Ya. Ebru Gündeş'in aşk hayatı, Abdurrezzak ve sonrasında çıkan başka bir isim. Yani, hepsini detaylarla konuşacağız. Bu skandallar konuşmalar, büyük, skandallar büyük. Dünkü şahit olduğumuz o konuşmalar, doğruysa. Ağlamalar... Bağırmalar, yani hepimizin kadının... telefon konuşmaları var. Çok çok detay vermeyelim. O kadar, o kadar. Hepsini reklamlardan sonra konuşacağız. Birazdan canlı yayın konumuz olacak. Hem hayvanlara yapılan bu zulmü de genel bir şekilde konuşmuş oluruz. Peki, Will Smith bir tokat attı, ortalık karıştı. Jack Paul'un bir teklifi var hem Will Smith'e hem de Chris Rock'a. Gelin ringe çıkın, size 15'er milyon vereyim. Dolar. Buyurun. Ay. Dünyanın konuştuğu Oscar'lık tokata milyonluk teklif geldi. Boks organizatörü Jake Paul, Will Smith ve Chris Rock'ı ringe davet etti. İkili ringe çıkmayı kabul ederse kaç milyon dolar kazanacak? Dudak uçuklatan teklif ve tüm detaylar haberimizde. 94.sü düzenlenen Oscar törenlerinde en iyi erkek oyuncu ödülü alan Will Smith, saç kıran olan oyuncu eşi ya da Pinkett Smith'in hastalığıyla ilgili espri yapan sonucu Chris Rock'ı tokatladı. Yüzlerce kişinin önünde, milyonlarca kişinin izlediği Oscar töreninde gerçekleşen olayı tüm dünya konuştu. Türkiye'de de gündeme oturan konu siyaset programlarında bile konuşuldu. Will Smith'in özür dilemesinden sonra tartışmalar yatışırken hafızalardan silinmeyecek olay ilginç bir teklifle yeniden gündeme geldi. Ünlü boks organizatörü Jake Paul'dan dikkat çeken bir teklif geldi. Paul, ikili aralarındaki anlaşmazlıkları çözmeleri için ringe davet ederek 15'er milyon dolar teklif etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Paul, Will Smith için 15 milyon dolar ve ringe çıkmaya hazır Chris Rock için 15 milyon dolar aldım ifadelerini kullandı. Teklif fena durmuyor. Siz olsanız ringe çıkmayı kabul eder miydiniz? Arto, ben sana geçen hafta tokat atmış olayım. Bu hafta da bize böyle bir teklif gelmiş olsun. 15 milyon. Kabul Şimdi eder bir misin? Şey söyleyeceğim. Ha, kabul eder miyim? 15 milyon yani... Aşkım ben 15 milyonla... Artı direkt gelmek istiyor. Parayı vereceğim. Evet, yani ben Murat Kadıoğlu'nun teklifini de kabul ettim mesela. Hemen parayı aldım. Murat Kadıoğlu? Dolayısıyla ederim. Kabul ederim. Yani, niye ederim? Çünkü kendini bitirmiş olur. Hayır, çünkü... Yani. Yani bizim gibi değil ama Seren oradaki değer yargıları ya. Düşünsene açık ilişkiye okey, saç kırana hayır. Ama yani
Tamam yani, tabii ki. Yani. Tabii ki. Yani değer yargısı o ama adamın mantalitesi o. Yani benim diyor karım beni aldatıyor, ben de karımı aldatıyorum diyor. Aslında bir zaman sonra bizimkiler de burada biraz böyle yapıyorlar. Yani birbirlerini aldatıyorlar, sonra beraberliğe devam ediyorlar. Bizde bu açık ilişki diye adlandırılamıyor, affetme diye adlandırılıyor. Yani birçok evlilik var şu anda karısını ve kocasını aldattığı halde devam eden. Evet. Bu da o zaman bir nevi açık ilişki olmuş oluyor. Ama biz buna isim koymuyoruz, onlar çok koyuyorlar. Çok şimdi, açık, evet. Yani açığını bu Türkiye'de birçok aile ve birçok ikili yaşıyor, o bir gerçek. Şimdi bu teklife ne diyorsunuz? Bu teklif kabul edilirse bana bu işlerin hepsi kurgu gibi gelecek. Ben ona sinir oluyorum. Kurgu olmasa da sulandırılmış gelecek. Evet yani. Yani hiçbir onuru olmamış olacak davranışı. Evet. Yani burada komedyen için hiçbir şey yok. Ama Will Smith karısına sağlığınla oynandığı ve ona yani hakaret edildiği düşüncesiyle yaptığı hareketle yani 3-5 alkış aldıysa yuhalanır ve tabii bence bütün kariyerini bitirir. Yalnız adamlardaki kaliteye bakın şöyle. Bizim bir ödül töreninde bir kadın başka bir kadına tokat atsa insan içine çıkamaz. Sizlere bir teklifle geliyoruz. Ringe çıkacaksınız. 15'er milyon bak, dolar doğru vereceğiz. Doğru söylüyorsun. Niye biliyor musun? Bak bizim ülkede de Hande Sevda Demirer Hande Ateş'in tokatladı. Bir tek kanal gezen bütün kanal sendir. Gezelleri bendim. Evet siz ama bak hepinize yaradı o gündem. 20 yıldır konuşuyor. Bak biri dayak yediğiyle kaldı, öbürü de dayak attığıyla kaldı. Şiddetçi oldu ama ben sen anlattın. Bütün ana haberleri gezdim. Bak bütün ana haberleri yedi. Reha Muhtar 7,5 Ali Kırca 8 milyon ya olamaz böyle bir şey. Bu tokat tamamen insanın buradaki hani Will Smith tamam karısının sağlığıyla alakalı dalga geçildiği için onun aslında fiziken bir eksikliğini hani hiçe sayan bir vaziyetti. O yüzden de burada bana göre haklıydı. Ben öyle düşünüyorum. Sevda Demirel de haklıydı. Çünkü Hande Ateş de onun namusuyla alakalı bir şey söyledi. Yani hani hepimizin oradaki... Aslında orada iki taraf da birbirine namusuyla ilgili söyledi. Ama herhalde işte Hande Ateş çok i̇şte daha ağırını söyledi. İşte... Değil mi? Sen hatırlıyor musun? İkisi de bir oradayım işte bu benim. Ben kızıştırmaya başlıyorum olayı. Ay zaten bence senin yüzünden olmuştu. Allah'tan birbirimizi tokatlamıyoruz burada. Yalandan ayırıyor. Beni emniyet müdürü akıllı diyor. Muhtemelen İkisi namusuna... de birbirinin basıldığını söylüyor. O diyor o sen bilmem nerede basıldın. İşte diyor. Ay ne biçim ya. Şeyin bu... Penceresinde basıldın, sıkıştın, yok bilmem ne oldu. Yani öbürü diyor sen adamlarla basıldın, işte haberlerin çıktı. Yani tabii ki çok nahoştu. Olmaması ama bir şey gereken bir şeydi. Bana göre böyle yani bir bugüne bak... kadar gördüğüm en estetik ve en konuşulan. Will Smith'in tokatı bak bu sene konuşuluyor ama bundan önce 20 senedir konuşuluyor. 20 senedir yani. Biz konuşuyoruz. Ya bir de ben bu Sevda Demir iyi bir kız vuruşu. Ya. Evet. Çok tatlı bir kızım. Çok iyi bir insan bu kız. Ben iyidir hiç. Seviyorum bu kızı evet, yani evet, çok... kalbi çok güzel bir kız. İyi kalpli demek hayvan ki... sever. O zaman tabii seksiliği çok ön plandaydı. Hani fotoğraflarımızda, elbiselerimizle o seks apelliği öne çıkarttığımız gibi. Çünkü bütün dünya starları da bu işin show business'ında sen bunu yapıyorsun. Hani bir şekilde hani herkes hiç kimsenin herkes bir şekilde dediğim gibi bunlar çok normal şeyler. Yani hayatın getirdiği, bizim hepimizin getirdiği hayatın akışındaki olan şeyler. Ay, ne dedin bunu... sen? Ne dedin sen? Sen ne dedin? Yani bunlar bizim şeyimizde, mesleğimizde gayet normal şeyler. Şimdi uyandı biliyor musun? Hayır hiç alakası yok. Tamam peki bunlar şimdi. Bunlar gayet normal şeyler. Hadi senin çok sevdiğin birine gidelim. Kızın imajı yanlış. Biliyor musun? Kızın imajı yanlıştı sadece. Tamam. Yani evet. Sevda ama için biliyorsun söylüyorum. Değil mi? Bir de hep kıza ya ne bak böyle bir terbiyesizlik olabilir. Evet. Hep kıza dediler ki bu erkekten mi geçiş yaptı evet. diye. Kız uzun boylu küheylan gibi trans oldu. Transbrey evet. şeyi söylediler. Yani hep yani bunu çok söylediler. Yani çok uğraştılar bence Sevda ile. O zaman çok Sevda uğraştılar. Çok belki canım onun bir ikimiydi ama. Çok, çok sevdiğimiz bir ismi yakaladık dün. Kimi? Eyvah. Evet yine. Hülya Avşar'ı. Yani. Hülya inanmıyorum. Kim hem ya? De yine Cemal Bey'le. Ya. Evet buyurun.
tamamlamıştı. Şu anda yok. Aşka dönüşü. İş insanı Cemal Güzelci ile aralarındaki aşk iddialarına geçtiğimiz haftalarda son noktayı koyan Hülya Avşar, Cemal Güzelci ile yeniden görüntülendi. Yılların Avşar kızı Cemal Güzelce'nin sorulması üzerine nasıl afalladı? Şok olacaksınız. Siz daha da çok görebilirsiniz bizi her yer. Ünlü sanatçı Hülya Avşar geçtiğimiz gece Tarapya'da bulunan bir mekanda görüntülendi. Çok sevdiğim, gerçekten çok düzgün, çok şeker. Şu anda yok. Aşka dönüşecek kelimeler bazen. Magazin basın olay yerine intikal etmesinin ardından mekandan sürpriz isim çıktı. Cemal Güzelci. Daha önce Hülya Avşar'ın alnından öpen, aralarındaki aşk iddiaları ortaya atılan ve Hülya Avşar'ın olayların patlamasının ardından yalanladığı iş insanı. Tanıma aşaması mıydı? Fotoğraflar samimiydi, alnınızı öpmesi falan o yüzden. Evet evet, yani çok da sevdiğim bir arkadaşım, yani diyelim. Çok sevdiğim, gerçekten çok düzgün, çok şeker. Hülya Avşar yalnızlığı seviyormuşum açıklamasıyla Cemal Güzelci'ye kapılarını kapamıştı. Herkes bu aşkın platonik olduğunu düşünmeye başlamış. İkilinin ilerleyen günlerde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmuştu. Ben şunu anladım ki yalnızlık çok keyifli. Olayları hatırlattığımıza göre dün geceye dönüyoruz. Hülya Avşar muhabirlerle konuşmak üzere mekandan çıktı ve ilk golü yedi. Cemal Güzelci sorusu gelince Hülya Avşar önce bir afalladı. Ardından verdiği cevapla yok artık dedirtti. Cemal Bey'i de gördük. Her gördüğüm yer görebilirsiniz. Daha da çok görebilirsiniz bizi her yerde. Yani biz ahbabız çünkü. Biz ahbabız çünkü yani sonuçta. Ardından Avşar çıkabilecek haberlerin önüne geçmek için dobra açıklamalarına başladı. Bak, sevgilimiz sevgiliyse çıkar ortada el ele gezeriz zaten. Kime ne hesap vereceksin yani? Hayatımda kimseye hesap vermedim. Olursa söylerim. Olursa da görürsünüz, söyleriz de yani, ama şu anda benim yine çok ahbabım, dostum. Yani görüşüyoruz şu anda. Her ne kadar Hülya Avşar'ın hayatında bir erkeğin olmasını çok istesek de aşk hayatı konularında Avşar kızı pek nasır tutmuş. Kısmet deyip geçiştiriyor. Dostluk arkadaşa dönüş, aşka dönüşürse olabilir. Her şey kısmet. Ama bunda da sizden saklayacağımı zannetmeyin. Kimseye hesap vermem, öyle ya da böyle derim. Kızı Zehra'nın babası Kaya Çilingiroğlu'nun hayatına bir kadın girse tepkisi ne olurdu? Kız yani hani nasıl bir düşüncede sahip olur? Ayarım ol, ayarım ol. Ya çocuklar, ne diyeyim yani, onun mutluluğu benim mutluluğum demektir. Yani Kaya benim için çok kıymetli. Gerçekten tanıdığım en kıymetli insanlardan biri. Gelelim gündem konularına. Malum şu günlerde biyografi filmleri revaçta. İleride bir Avşar kızı filmi izler miyiz? Hülya Avşar'ın hayatı film olmaz da belgesel olabilir. Röportaj arasında arabayla yanına yanaşan genç hayranlarıyla ilgilendi. Yılıyorum ben burada. Şimdi Hülya Avşar eşcinsel vatandaşlarla ilgili gelen bir soruya da cevap veriyor. Kimseyi ilgilendirmez. Bunlar hayatın gerçekleri arkadaşlar. Herkes yaşıyor böyle şeyler. Görüyoruz, duyuyoruz yani. Ne? Çok var öyle şeyler. Artık evleniyorlar falan da yani, onların seçimi. Peki, açıklayabilirler Avşar, de yani. Bu kimse kadar ilgilendirmez. Ve yaptığı bomba espriyle son noktayı koyuyor. Umarız şakadır. Bu kadar uzun ve güzel röportajdan sonra. Bittim. Hülya Avşar bize bir sırrını paylaşır mı? Belasını erkeğim. Belasını erkeğim. Aslında yok. Ya çok tatlı değil mi? Çok tatlı ama şu kamera çok kötü göstermiş Hülya'yı ya. Yani artık oralara çoktan geçmişiz çok ya. Hiç o gözle bakamadım. Onun zaten hiç umurunda değil. Şurası da bir leke oluşmuş maalesef. Senin hep söylediğin solaryum lekesi. Vallahi ben bir buçuk aydır senden sonra gitmemeye başladım korkudan. Evet, o leke yapıyor solaryum valla. Şöyle zaten Hülya baştan Cemal Güzelci ile ilgili şunu söylemişti. Yani hepimizin hayatında hiç uzun süre bir insan sokmadığımızda, birisi bizimle ilgilendiği zaman aslında hani bir süreçtir ya, görüşürsün, edersin, yemeğe gidersin ama aranda hiçbir şey yoktur. Yani ben Hülya'nın da böyle bir süreç geçirdiğini düşünüyorum. Bakma Hülya da sonraki, yani Kaya'dan sonra bir milat onun için bence. O da hayatına böyle çok kolay birilerini alamadı. Bir tek Saadettin Saran oldu. Ondan beridir hayatına hiç kimse girmedi Hülya'nın. Yok.
Yok. Evet. O yüzden de onun da ben bazı işte o ritüellere diyorsun ya. Evet. Onda da var aslında. Hülya var. Daha doğrudur. Gençken evet, deli canlıydı belki ama Kaya ile evlendi. Ne zaman çocuğu oldu? Ondan sonraki süreçte hayata bir kişi girdi. Kaç yıldır? Ve son 6-7 yıldır hayatında hiç kimse yok. Ve bu adamı da sokup sokmama konusunda çok emin olmadığı için. Aynen şu anda bence. Görüşmeye hoşuna evet. gidiyor ama ilerletip ilerletmeme konusunda emin olmadığı için. Yoksa Hülya karar verir, çıkar yani kimse umurunda olmaz. Ayrıca da ikisi de bekar yani ne olacak hani. Aynı bunu. Şeyi söylüyor kimse umurunda değil. Şimdi Yaseren bak valiz toplayan bir babanın evladı olarak söylüyorum. Hani aile senin için çok daha kıymetli hale geldi değil mi? Aslında çok uzun yıllar baban ve anneni yan yana görememene rağmen bu değerleri hiç unutmuyorsun. Yani bunun ne demek olduğunu biliyorsun. Tam sahip olamadığım için. Unuttum. Belki de ondan mı? Evet. Şimdi Hülya Avşar'ın durumunda da evet bir adamı sevdi, büyük bir skandalla aldatılmanın eşi yani aldatılmayı yaşadı ve sonrasında kimseyi göremedik. Ama hiç dejenerasyon yok. Yani hiç bizi böyle ya Hülya Avşar'da bu yakışmadı diyeceğimiz hiçbir şey yok. Kıyafetleri de dahil. Bak bir şey diyeyim mi? Tanju olayında bu kadar yanlış yapmış olmasına rağmen hala bana yanlış kadın gibi i̇şte, gelmiyor. Ne enteresan. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Çünkü her zaman bu masada konuşulan tek şey 20'li yaşlarda 30 yıldır bir daha hiçbir hatası olmadığı evet, için yani mesela hayat hiç boyu bir tane bir şey çıkartıyorlar. Çünkü son 30 yılda hiçbir şey çıkaramıyorlar. Çıkaramadıkları gençliğinde 20 yaşlarında işte o zaman işte ya çok tabii ki yanlış mı yanlış bir doğrudur yanlış yapmış, o. Tabii ki bir hata ama yapmış. O hatanın da yine de yapışmıyor biliyor musun? Karşı tarafın eşinin gönlünü alarak özür dileyerek bunu noktalamış. Yapışmadı. Ve bir daha da yapmadı. Çünkü niye ikide bir de mesela senin de aklına geliyor. Ondan sonraki hiçbir evet, hatası yok çünkü. Ama yine bile yapışmadı. Yani yapışmıyor bir türlü. Mesela öyle bir kadın gibi hiç öyle gelmiyor. Bir, evet çünkü o onun hayatında bir hataydı evet, ve oldu enteresan. Ve bitti devam. Çünkü o onun karakteri değil. Evet, onun kişiliği değil. Çok enteresan. Değil. İşte bir hatayı hepimiz yapabiliriz. Hata bir kere yapıldığında iki kere yapıldığında hatadır. Evet. Ama hayat biçimi halindeyse o tabii, senin karakterinle ilgilidir ya zaten. Her zaman. Aynen. O yüzden Hülya Avşar'ın bakma Emel abla falan bunu döverdi yani. Aa, tabii. Ya kaç kere araya girdim ya saçından başından tutardı istemediği bir şey yaptığı zaman bana bile kızardı. Oo, bana tabii. Söylemiyorsun diye. Yani babası da sen bakma yani Hülya böyle bir aile hamuruyla büyümüş ve şu anda da bütün aileye çok bir girift aileye çok aynen. Önemli. Yani kız kardeşleri Helene hepsine, bak ne kadar düşkün. Evet, yani Hülya başka bir kız gerçekten ve ben onun mutlu olmasını istiyorum. İnşallah bu Cemal Bey de bence deniyor zaten. Ha, yani ama bırakmadı. Ben yakıştırıyorum deniyor. Bu arada. Yani Hülya ne kadar temkinli davransa da bu adam düzgün bir adam gibi geliyor bana. Türkiye'de hemen birisi birisine beraber olduğu zaman harcamaya kalkıyorlar çünkü. Adamın da belki zamanda yapmış olduğu erkekler onda hatalıdır. Bunda hatalıdır. Sana gelince doğru gelir. Bu bilemeyiz bunu. Dolayısıyla bakalım zaman verelim onların ilişkisine veyahut da arkadaşlığına. Zaten Hülya yarın aşık olsa söylerim, tutar diyor. Elinden. Ay, hiç umurunda olmaz. Yani. Evet. Ama peki, şu anda doğru bir şey yapıyor. Ama bence yani. Zaten şu anda net bir şekilde sindire sindire o aşka doğru evet. Gidiyor iş. Yani zaten böyle ilk görüşte aşk beklemiyoruz. Belki sindirerek adamdan keyif de alıyor. Evet, o yüzden de yani çıkan dedikoduları tatlı, da bilmem neleri de ya hiç kendine bak, makyaj etmiş. Yapmadan gidiyor buluşuyor ne güzel özgüven zehirlenmesi. Bu arada şimdi şeye gideceğiz Ebru Gündeş'e gideceğiz ama öncelikle şu Şevki Sözen hocanın adli tıp doktoru evet. Olduğunu söyleyelim. Evet. Davranış bilimleriyle ilgisi yokmuş. Adli tıp doktoruymuş tamamdır. İzleyicilerimiz Şevki hocanın Arif hocayı da bu kadar savunsaydınız peki diye. Yok, ben. Peki şimdi Reza. Reza'dan sonra Abdülreza mı? o konuyla ilgili bir açıklama geldi. Ebru Gündeş'in arkadaşları. Rassan aşkını açıkladı. Yakın arkadaşlarından bir açıklama geldi. Kimin yakın arkadaşları? Ebru Gündeş cephesinden diyelim. Ama sonrasında bize gelen başka bilgilerle ortalık karışık. Ama hepsini çözeceğiz. Getir tahtayı. Ay. İtirafçı Reza Zarrab'la olayla ayrılığının ardından aşk hayatında sessizliğe gömülen Ebru Gündeş hakkındaki Rassan Koçnav'la aşk iddiaları bomba etti.
tepkisi yarattı. Ebru Gündeş cephesinden olayla ilgili ilk açıklama geldi. Ebru Gündeş aradığı aşkı bulabildi mi? Peki bir dönem sıkı fıkı dost olduğu Serdar Ortaç'ın Ebru Gündeş'le ilgili yaptığı açıklamalar nasıl ses getirdi? Dostlukları balon muydu? Ebru Gündeş'in aşk hayatı, Serdar Ortaç'ın şimdilerde limoni olduğu eski dostu Ebru Gündeş ve Gündeş'in skandal eski eşi Rıza Zarrab hakkındaki olay açıklamaları şimdi haberimizde. Magazin basını Ebru Gündeş'in Rıza Zarrab'la boşanmasının ardından ünlü şarkıcının aşk hayatındaki gelişmeleri yakın takibe aldı. Geçtiğimiz günlerde Iraklı iş insanı Rasnav Koçnav'la ismi aşk iddialarına karıştı Gündeş'in. Koçnav'ın Gündeş'in bütün sahnelerini izlemeye geldiği, her sahnesini en önden izlediği ve abayı fena yaktı iddia edilmişti. Bu haberler hakkında daha bir açıklama gelmemişti ki Ebru Gündeş hakkında bir gazete haberi deprem etkisi yarattı. Rastan yalan, rast gerçek. Murat isimli evli iş insanının Ebru Gündeş'e vurulduğu haberleri çok geçmeden büyük ses getirdi. Ancak beklenen açıklama geldi. İddialara göre Gündeş'in yakın çevresi aşk iddialarını net bir dille yalanlayıp Gündeş'in hayatında kimsenin olmadığını söyledi. Ebru Gündeş'in özel hayatını tam rafa kaldırıyordu ki Serdar Ortaç katıldığı bir programda Ebru Gündeş'le olan dilleri destan hikayesiyle ilgili olay açıklamalar yaptı. Bir dönem adının aşk iddialarına karıştığı, sonra dost oldu, ardından arasının bozulduğu Ebru Gündeş'le dostluğu balon muydu? İtirafçı eşi Rıza Zarrab tutuklandığında Ebru Gündeş'i neden aramadı? Ebru buna mı takılacak? Kim takar Serdar'ı? Bizi merak ettiğimiz, acaba Ebru Gündeş bu bölümü seyrettikten sonra Serdar Ortaç'la iletişime geçti mi? Şimdi dün biliyorsunuz ki, bu ne olacak? Yok, bir şey yok. Şimdi dün Ebru Gündeş'le alakalı olaylar çıktı. Bir kere öncelikle bu Rastan olayını bir çözelim. Böyle bir şey yok diyorlar. Yani ne zaman var dediler Bircan? Sen de iyice safa yatmaya şimdi başladın Rastan, yemin ederim. Rastan olayı şöyle var. Rastan devamlı oraya gitmiş birbirlerine sahneden. Çiçekler, böcekler, şarkılar, mesajlar, onlar olmuş. Oradakiler çok affedersiniz, her şarkıcı, her sanatçı gelen iyi müşterisine gel gel yapar. Hafif kırıtır, hafif bilmem. Yani bu illaki de tabii ki aşk onu her anlamına... demeyelim, her demeyelim. Yani her mecazi hayat anlamda. Hayat boyu hiç kırıtmadım. Hayır, yani iyi. Gel gel de demedim. Onu yapanlar var. İyi anlamda. Hani, onu yapanlar ha, evet. Var diyelim. Ama kırıtmazsın yani. Ama hani kötü niyetle söylemedim var. Bu arada hani şeyi. Ama ya bekarsan da kırıtırsın belki ya. Çünkü yani çok iyiyim. Kırıtamazsın ya, öyle bir şey yok. Saçmalama. Hayır ya, niye belki hoşlanacağın sevgilisi olur ya adam. Ne? Adam belki sevgilisi olacak. Birisinden hoşlanırsın. Evet. Onu kırıtabilirsin. Ya, tamam işte. Ama müşteri, her müşteriye gelip her de kırıtıp... Her müşteriye kırıtınca o zaman orası... Şimdi bununla alakalı çok yakın, yani bunu söylememem gerekiyor çünkü söz verdim. Ama söyle. Yok, söylemem. Söz verdim. Rastan onunla bir telefon trafiğine ve görüşme trafiğine girmiş. Yani bu bir gerçek. Sonra bu çocuk bir başka partide bir kızla falan görüntülere gelince Ebru buna çizgiyi çekmiş. Kıskanmış mı? Kıskanmış. Hmm. Bu olay bu. Başlamadan finalize olan yani bir aşk. Yani çocuk zaten genç, parası da var. Yani tamam, Ebru Gündeş'i hayran, sahnede beğeniyorsun da Ebru Gündeş'in normal hayatın akışında ne kadar uydu bilemedim yani. O yüzden de devam etmemiş olma muhtemelliği var. Peki. Sonrasında bir haber geldi biliyorsun. Evet, asıl sonrasında çıkan haber. Aslında sana geldi bu evet. Haber. Haberin kaynağı sensin. Ya o kadar enteresan ki haberin kaynağı benim. Doğru söylüyor. Hadi canım. Anlatıyorum. Haber sana geldi. Şimdi evet. Bu haber bana cuma gecesi, cumartesi sabah geldi. Ve daha hiç öyle bir şey yok ortada. Ne Ebru Gündeş'le ilgili, ne Murat'la ilgili, Murat Ö diyelim. Bir haber çıkmamışken beni bir arkadaşım aradı ve dedi ki, Bircan'cığım benim dedi kliniğime iki tane bilmediğim bir kadın geldi. İki tane kadın. Müşteri gibi. Müşteri gibi geldiler. Evet. Benden paket satın almak istediler. Tamam dedim. Ne paket aldılar, ne isimlerini, ne telefonlarını verdiler. Ama özellikle sana söylemem için bana bir bilgi verdiler. Ne dedim bu bilgi? Ebru Gündeş... Murat Ö adında bir beyefendi Ebru Gündeş'e çok yakın ilgi duyuyormuş. Ama Ebru Gündeş onu istememiş. Fakat Murat herkese boşanacağım diyormuş. Aslında çok çok mutluymuş. Bunu sana söylememi istediler dedi. Şimdi ben dedim ki Bircan tamam, tufaya düşüyorsun. Aynen. Belli ki tufaya düşüyorsun. Sonra ben Murat Ö'nün, yani Murat Ö, ismi geçen Murat Ö'nün eşiyle konuştum. Aa. Tabii.
Ve sonrasında iş yani... Evet, eşine söyledi peki? Eşinin söylediği şeyler birazcık kapatırken maddiyata dayandığı için ben konuşmaya devam etmek istemedim. Bir boşanma davası var bu arada ve bu arada bu bugün gerçekleşecekti. Fakat şöyle bir şey var. Murat Bey'in Ebru Gündeş'te uzaktan yakından ilgisi yok. Evet, sen hani, söyledikten sonra ben de... Alakası yok. Hem Ebru Gündeş tarafına hem öbür tarafa hem de hiç alakası olmayan bir başka birileri de beni aradı. Seren Hanım dedi, Ebru Gündeş'le bu Murat Ö denen kişi asla tanışmıyorlar. Sıfır. Adam evet... Halüsinasyon mu? Evet, hayır, hayır. Yani birileri kızına oraya, kadına böyle empoze ediyor. Şöyle, sırf kötülük yapmak için ve birileri reklam yapmak için her neyse... İşte bu adam da Ebru Gündeş'e bakıyor. Bu adam da Ebru, müşteri kızıştırmak gibi şeyler var ya bu piyasada. Yani bu ona aşık, onunla görüşüyor, onunla geliyor. Adam Ebru Gülben Gündeş'le... Gülben Hanım'ı arasınlar hiç, hemen cevap hiç, alabilirler. Ebru Gündeş'le hiçbir tanışıklığı yok. Yazık adamın. Herkes hiç, Ebru herkes Gündeş'in gerçekten çok gidiyor. Hayranı var. Çünkü güzel bir sesi var. Ebru Gündeş. Birçok insan Ebru Gündeş'i dinlemeye gidiyor. Yanında sevgilisiyle giden var, karısıyla giden var, tek başına giden var. Bu demek değildir ki her sanatçıya giden insan o sanatçıyla bir ilişkiye girecek. Dünkü verilmiş olan haberde Murat Ö denen iş insanının kesinlikle Ebru Gündeş'le hiçbir şekilde bir tanışıklığı olmadı. Yok. Ve haberleri peki, nasıl bakın köpürtülüyor haberler. Peki Seren burada Murat'ı mı harcamaya çalışıyorlar, Ebru Gündeş'i mi harcamaya bence çalışıyorlar? Bence bir taşla iki kuş. Çünkü aynen, ben size şöyle söyleyeyim. Ben doğru bunu söyleyeyim, yapan kişiyi de biliyorum. Öğrendik eğer, yani biz aslında. Evet biz her şeyi öğrendik. Eğer birazcık izin alabilirsem o yapan kişiyi söyleyeceğim asıl. O zaman skandal patlayacak çünkü ünlü bunu yapan. B harfi olan mı? Yok yok. Yok bir şey, isim falan vermeyeceğim. Bunu karısı duysun diye ve Ebru'nun itibarıyla oynamak için o aslında devreye sokuyor. Biz de salaktık, yemiyoruz, şey uyanmıyoruz konuya, bilmiyoruz ne olduğunu. Biz istesek yerdik ama istemiyoruz ki düşün ki biz zaman zaman Ebru'yla kaç kere mahkemelik yani, olduk bilmem ne. Ama doğru şey haber neyse aynı. Yani bir de Ebru'dan ziyade Murat diye bir adam tabii var, hiç konuyla alakası yok, günah. Hayır evet yani, o Murat Öğün'ün konuyla alakası, alakası yok. Adam sadece müşteri olarak bütün herkes sanatçılara da gidiyor, gazinolara da gidiyor. Adamın uzaktan yakınına hiçbir alakası yok. Boşanma davası açmışlar. Bugün boşanma, de boşanıyorlar. Ya bugün ya dün boşanma. Acaba bu boşanma varmış davası için mi böyle gösterilmeye çalışıyor olabilir? Belki de çünkü çok kurgular birbirine şunu yakın. Şunu da söylemeliyim ki iftira böyle mahkemelerde ve böyle davalarda da altı doldurulamazsa herhangi bir elinde kanıt olmadan... Ha işte bütün magazin sayfaları birisi bir yere gittiği zaman işte bir sanatçıyı dinlediği zaman aa bu bununla aşk yaşıyor diye yazabilir. Ama bunun altını doldurmadıktan sonra hepsi bir iddiadır. Ve iddiayı da mahkemeye sürüklediğin zaman altını dolduramazsan iftiradır. Evet. Karşı tarafın sana dava açma hakkını doğurur. Dolayısıyla biz buradan sen konuşmuşsun. Hanımefendiye sevgiler, saygılar. Hanımefendiye söyleyelim siz gaza gelmeyin. Ebru Gündeş'te sizin boşanmak üzere olduğunuz eşinizin bir alakası yok. Bu arada sizin evliliğiniz zaten teknik olarak bitmiş. Siz anlaşmışsınız. Belki parada belki anlaşamamışsınızdır. Ona biz karışamayız. Hani... Ay olaylara bak. Tabii olaylar, ama bir şey, Ebru'nun ne alakası var? Hayır, ama şey adam bugüne kadar bir şekilde doğru duruyor. Boşanma sürecinde de doğru duruyor. Yani ki gidebiliriz çünkü boşanma tabii davası artık, açılmış aynen, artık. Aynen. Ve gitmiş evden de. Düşün ki dün ama de boşanacaklarmış. Tabii tabii bu süreçte de doğru durmuş. Şimdi insan kadın olarak bizi şey hırslandırır. Tam boşanacakken evet, adamın bir başkasının olmasına sinir olursunuz. Hele, hele bir de böyle bir atraksiyon. Ama ben hanımefendiye buradan söylüyorum. Hiç bu konuda kendi hayatını ertelemesin. Hiç bu konuda canını sıkmasın. Zaten ilgisi yok. Hiçbir şekilde tanışıklıkları yok. Zaten olmuş olsaydı bu masadan biliyorsunuz tabii, hiç kimsenin kurtulma şansı hele bu konularda aynen, asla yok. Ama yoksa da vermeyiz. Ama yoksa da Ebru Gündeş'e de çok ayıp. Çok ayıp. Boşanmak üzere olduğunuz eşinize de çok ayıp. Siz bunlara çok fazla itibar etmeyin. Bilmiyorsunuz bu camiadan değilsiniz. Burada neler çıkıyor yalan yanlış yani. Gönül rahatlığıyla birbirinizin hayatından gidebilirsiniz. Tabii tabii. Yani hiç kimse kimseye yani ihanet etmedi. Öyle bir şey olursa bu süreçte biz yine takipteyiz merak etmeyin. Tabii. Ama böyle bir süreçte böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. En azından şu an için öyle bir şey yok. Yok yani tamamen yalan haber. Şu Murat Ö'yü bir kere bu konudan uzaklaştıralım. Evet. Bu konuyla Ebru Gündeş'te uzaktan yakından alakası yok. Ama bu işi bu kadar ortalığa çıkartan evet, o hanımefendiyi de Murat Bey'in eşini hanımefendiyi de galeyana getiren kişiyi biz biliyoruz. Ama şu anda söylemeyeceğiz. O kendini uyanık sanıyor. O her yerde at koşturuyor. Ama eşi ama anladı patlayacak herhalde.
Patlayacak. Eşi de bilmiyor. Ben eşini anlatırım. He. Eşi de bilmiyor. Patladı patlayacağı yeter. Oradan dolayı susuyoruz. Arkadaşlarımızdan dolayı işte kadir kıymet falan susuyoruz. Bana ne ya, ben mi senin arkanı koruyacağım? Milletin yakasından düş hanımefendi. Milletin yakasından düş, evli adamların da peşini bırak. Çünkü senin de yakında adın çıkacak. Sürekli evli adamlarla anılıyorsun. Yeter ve, be. Ve bir şey daha söyleyeyim mi? Yine bu beyefendinin hiçbir alakası yok onunla. Alakası olmadığı için, cevap vermediği için hırsından yapmış. Hırsından yapıyor. Dolayısıyla... Adam buna yemek yemedi diye. Yani düşün. Adam, evet. Adam düzgün bir adam bu. Yazık kendi kendine bu işin içerisinde bir şekilde ismi karışmış. Yani uzun lafın kısası dünkü haberden dolayı evet bize haberler geliyor. Biz iddia şeklinde veriyoruz ama sonrasında doğrusunu da araştırıyoruz, konuşuyoruz. Doğrusunu da veriyoruz. Ebru Gündeş de zan altında kalmasın. En azından bu konuyla ilgili zan altında kalmasın. Aynen öyle. Doğrusu bu, buymuş yani. Boşanmak üzere olan hanımefendi eşi, ismini hiç vermeyeyim çünkü kızının annesi. Siz çok kıymetlisiniz. Sizin konuyla hiç alakanız bile yok. Biz hiç zaten bu konuyla ilgili konuşmayalım bile sizinle. Siz kızının yani annesine zaten bir şey söyleyecek bir adam değil bence o adam. Valla ben dün beyefendiye kendim ulaştım. Hı. Onu da söyleyeyim. Beyefendi dedi ki eşimle son derece saygı sevgi süresince bir evliliğimiz yürüdü. Eşimi de zamanında son derece sevdim. Çocuklarımı da son derece seviyorum. Daha önceden de böyle birkaç kere ayrılıp barışma durumumuz oldu. Olabilir. Ama bu sefer kesin kararlıyım. O da kararlı, ben de kararlıyım. Böyle saçma sapan bir haber çıkınca biz de gerildik. Ama hiçbir zaman eşimi ben aldatmadım. Bu süreç içerisinde de düşünmedim zaten dedi. Çok güzel konuştu. Bu yani arada... O yüzden bence anlaşma yoluna gidilse doğru olur. Bakın taca çıkmamak için söylüyorum. Program bittikten sonra herhangi bir yerden gelecek açıklamaları önceden söyleyeyim. Bu eşi hanımefendi çıkıp hayır ben boşanmak istemiyorum diyebilir. Hayır. Bu hanımefendinin gönül rızası var. Bu hanımefendi boşanmak istedi. Fakat arada bir fikrini değiştiriyor. Onu da telefon konuşmasından şöyle anladım. Bu kadar fiyata boşanmak istemiyorum, şu kadar nefaka istiyorum, bu kadar. Fikri değişebilir. Sakın benim topumu taça atmayın. Bakın söylüyorum, yayın bittikten sonra bu hanımefendiden bir açıklama gelirse... Bircan, Seren ve Arto söylemişti. Fikrini zaman zaman değiştiren bir hanımefendi bu. İmzaladığı şeyi hayır gidip orada değiştirebilirim. Çünkü bu kadar paraya değil şu kadar paraya boşanmak istiyorum diyebilir. Siz uyanıksınız, uyanık olun. Şimdi. Ay ne yaptın şimdi, bombayı attın öyle gidiyorsun yani. Tabii Seren, sonra biz taça çıkıyoruz, bizim haberimiz yalan oluyor. Ben o zaman şartellerim atıyor yani. Yok bu haber yalan yani, şöyle adamın Ebru Gündeş işte tanışıklığı veyahut da bir şey yaşadığı yok. Yalan. Hanımefendi de bunu eğer... kullanıp boşanmıyorum senden bu haberden dolayı diyorsa o onun bileceği iş. Ama bu doğru değil. Ha. Esas gerçekten boşanmama sebebi buysa böyle bir sebep en azından yok, ortadan kalktı bilin. Şu anda yani onu söyleyeyim. Peki şimdi ya böyle can sıkıcı başka bir konuya geçiyoruz. Hayatının şokunu yaşadı kedisiyle alakalı. Biz kendisini Serap Acar'ı ağırlayalım, anlatsın. Çünkü çok canımızı sıkacak evet bir ya. Konu geliyor. Buyurun. Şarkıcı Serap Acar'ı 2000'li yılların başlarında çıkardığı albümleri ve Ebru Gündeş'e olan benzerliğiyle tanıdık. Uzunca bir süredir sahnelerden uzak kalan Acar bu süreçte kendisini yardıma muhtaç hayvanlara adamış. Hasta ve sahipsiz sokak hayvanları için evini adeta barınağa çeviren şarkıcı kapılarını 22 sakat kediye açmış. Sude lenfoma. Sude göster kendini bakayım. Lenfoma Sude. Lenfomayım ben de. Lenfomayım. Bir süre önce kedilerinden birini kaybeden Serap Acar bugünlerde onun acısını yaşıyor. Kedisini yanlış tedavi sonucu kaybettiğini iddia eden şarkıcı, sorunların cezasını çekmesi ve başkalarının da canının yanmasını önlemek için sesini duyurmaya çalışıyor. Acar'ın iddiasına göre annesinin baktığı, evladı gibi gördüğü kedileri aniden rahatsızlanıyor. Kedilerini önce veteriner hekim Murat Şaroğlu'na götüren Acar, hastalığa burada çare bulamıyor. Annem beni bırakmıyor diye hop. Oy bunların yataklarıymış. İşte böyle. Enteresan. He kızım. Daha sonra Acar kedilerini tavsiye üzerine veteriner hekim Ateş Barut'a götürüyor. Acar'ın bu kararı almasında hayvan hakları konusunda duyarlı, hayvanseverliğiyle tanınan Ömür Gedik ve diğer birçok ünlü isminde sosyal medya hesaplarında tanıtımını yapmaları etkili olmuş. Ancak işler Acar'ın umduğu gibi olmamış. Evcil dostuna şifa bulma umuduyla Ateş Barut'a giden şarkıcı, kedisinin bir dizi ameliyattan sonra acılar içinde can verişine tanık olmuş. Melek'te iki gözü kör,
ve epilepsi hastası. Tedavi sürecinde yanlış bir şeylerin yapıldığını sezen Acar, başvurudan tedaviyle ilgili yapılan tüm tetkik ve tahlilleri içeren epikriz raporunu alarak kapı kapı dolaşmış. Raporları götürdüğü veterinerlik fakültesinde ise şok eden gerçeği öğrenmiş. Kedisi yanlış ve gereksiz yere yapılan ameliyatlar sonrasında yaşamını yitirmiş. Sude lenfoma. Sude göster kendini bakayım. Lenfoma Sude. Lenfomayım ben de. Lenfomayım. Gerçeği öğrendikten sonra hukuki süreç baştan Acar, veterinerler odasına da gerekli şikayetleri yapmış. Ancak olayın örtbas edilmeye çalışıldığını fark edip konuyu biraz daha deşmeye başlayınca ikinci şokla karşılaşmış. Kedisinin ölümüne sebep olduğunu öne sürdüğü veteriner hekim Atış Barut'un daha önce de TRT spikeri Işıl Açıkkarın'da köpeğine yanlış tedavi uygulayarak ölümüne sebebiyet verdiği iddialarıyla mahkemelik olduğunu öğrenmiş. Şimdi sesini duyurmak isteyen Acar kendisi gibi birçok mağdurun olduğunu da iddia ediyor. Evcil hayvanların, kazanç amacıyla gereksiz ameliyatları alanların ve hayatlarına mal olan kişilerin cezasını çekmesini istiyor. Serap Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum diyelim. Tabii çok moraliniz bozuk, evet. Üzgünsünüz. Sizin aslında kaç kediniz vardı? Benim 22 tane sakat kedim var. Hepsinin videolarını sanırım yayınladınız. Evet. Serap Acar, bu arada sen daha yeni nesil olduğun için belki o zamanları ama bilmiyorsun. Ama duydum tabii ki. Son derece önemli bir ses Türkiye'de. Gerçekten bir ara Ebru Gündeş'te falan bir ikisi böyle çakışıyorlardı falan. Ama sonra Serap, naif. Ve biraz kendi daha kendi seçti, evet kendi böyle daha kapalı bir şekilde yaşadı. Hayvanları çok seviyor. İyi insan olduğunu zaten oradan anlayacaksınız. Başına çok kötü bir şey geldi. Bu hepimizin yarası. İlk önce Serap Hanım'ı bir dinleyelim. Bakalım başına kedisini kaybetti. Bir kedisi öldü. Bir kedisine yanlış ameliyat yapıldı. Evet. Bunları senin anlatman çok önemli. Çünkü Türkiye'de bu veterinerlerle alakalı çok anormal şeyler yaşanıyor. Evet. Çok büyük paralar ödeniyor. Senin iki tane evin falan gitti diye diye bir şey duydum. Doğru mu o haber? Doğrudur. İki tane evim, dört tane arabam gitti. Nakitleri hiç saymıyorum. Taksiyle geziyorum şu anda. Önemli değil. Helali hoş olsun. Sadece buraya çıkmamın sebebi diğer hayvanseverlerin, hayvan sahiplerinin bilinçlenmesi için. Evet. Çünkü en iyi veteriner hangisi diyorsunuz? İşte profesör bilmem kim bilmem kim. Çocuğum bu. Görüyor mu? Hangi kamera? Evet, şu an görüyoruz. Ben de alabilirim bu arada. Bu siz çocuğum, konuşurken ben göstereyim. Siz bir canını gösterin. Şöyle önce dedim. Ondan başlayayım mı? Evet. İlk evet, o. Minnak. Annemin en sevdiği kedi. Annem şu an psikolojik tedavi görüyor 1,5 senedir. Minnak'ın tek gözü böyle gördüğünüz gibi perdelendi. Farklı. Evet. Farklı bir rengi var. Evet. Sonra katarak bir... mı bu? Katarak mı? Dediler ki üvetis yırtılması dedi o profesör Murat Şaroğlu. 6 ay sürekli günde 5 tane damlayla 2 saatte bir damlatılan damlayla bu çocuk yaşadı. Sonra öbür gözü kör oldu aradan bir 3-4 ay geçince. Dedim ki profesör Murat Şaroğlu'na ben hekim miyim? Dedim ki Murat Bey bu zavallı hayvanın başka bir yerinde bir şey var dedim. O da dedi ki yok dedi gözünde yangı var o yangı geçecek ben ameliyat edeceğim çocuk düzelecek. Ben gene tatmin olmadım. Ece Giral Paylan diye bir veterinere götürdüm evime yakın Bakırköy'de. Bu veterinere götürdüm kan tahlilleri yaptırdım check-up bütün çocuğuma. Hiçbir şey çıkmadı. O veterinere de dava açtım. Şimdi bana diyecekler kadın deli bütün veterinerlere hayır, dava canım, açıyor. Hayır yani anlayamıyorlar. Anlatınca bana. Anlayacaklar. Yani i̇nsanlar da başına geliyor ki aynı şey. Evet sonra bu Ece Giray Paylan Bakırköy Veteriner Kliniği'nin sahibi ona da dava açıldı. Ceza davası ve veterinerler odasında bütün... Dilekçeler burada. Avukatım tarafından. Bir dosyayla geldi zaten. Dosyayla geldi. Evet, hukuki süreçte olduğu için isimleri veriyoruz rahatlıkla. Çünkü önümüzde tutanaklar var. Evet veriyoruz. Kendimizden eminiz. Ondan sonra onda da hiçbir şey çıkmadı. Sonra bu Ece Giray Paylan egzotiklerle, egzotik hayvanlarla ilgilenen yani kirpilerle, kuşlarla ilgilenen fakülteden Laura Cohen diye bir kadını çocuğuma ultrason çekmek için kendi kliniğine getirdi. Bu illegal bir şey. Bu yasak. Evet. Meslekten men edilir o kadın. Laura Cohen'e de açtım tabii davayı. Çocuğun böbreklerine bakıyor ultrason. Evet. El ayağı titriyor. Şüphelendim. Bu kadın dedim amatör. Dedi ki bunun böbreğinde hiçbir şey yok dedi. Bir ay sonra bu çocuğun böbrek yetmezliğinden ve kalp hastalığından vefat etti. Profesör Murat Şaroğlu sesleniyorum buradan. Siz nasıl şüphelenmediniz? Bu çocuğu göndermediniz. Bir şey yok dedi. Normal bir göz hastalığı dedi. Evet ben öyle dedi. Ve çocuğum burada epikrizi görseren. Yakını görüyor musun? Ben görmüyorum.
Evet, ha, görüyorum. Orada neden ölmüş çocuk? Solunum yetmezliği ve kalp, şok halinde böbrek, kliniğe getirilmiştir. Önceki haftalarda trio veteriner kalıplar zamanında. Ne oldu? Onun ismini vermem. Ondan sonra semptomları da hipotermi, düşük satürasyon, bilinç kaybı. Ve teşhiste üre krizi, kalp krizi şiddetli. Evet. Burada kalp krizinden ve böbrek hastalığından ölüyor gecikildiği için. Evet. Kendisine dava açtım. Söz hakkı var değil mi? Tabii bağlanabilir. Ki bağlanabilir. Bağlansınlar lütfen. Peki diğeri? Diğeri Zeytin diye bir kedim var. 3 yaşında siyah. Onun videosunu verirseniz çok sevinirim. Biraz önce verdik. O gözleri görmeyen mi? Hayır. Hangisi? Siyah. Siyah. Küvezin içinde. Bak bir o mu? Ateş barutun par. Hayır. Küvezin içinde, bacak kesik, zımbalı, zımbalı bir halde. Onu belki veremeyebiliriz Serap Hanım. Onu veremeyebiliriz belki. Çocuklar da izlediği bir saatte olduğunuz için. Kanlı manlı bir şey yok. Zımbalı, tamam, bir bacak. Bakalım, bir inceleyelim. Belki verebiliriz. Tamam. Onun bacağı niye kesildi? Şimdi yine aynı doktor mu peki? Bu da başka mı? Bu da. İşte bu çok önemli. Bu da çok önemli. Sonra ben o yayına çıkan kişinin kanalının adını, yayının adını verebiliyor muyum? Nasıl yani, bir daha söyle. Yani bir kanalda mı çıktı bunlar? Bir mağdur daha bir kanalda çıktı. Tabii, o kanalın adını verebilir miyim? Tabii verebilirsin. YouTube'a düştüğü için. Sonra kedimin ayağına şey çarptı. Araba çarptı. Tamam. Sürünerek geldi bizimki eve. Bahçeli bizime. Ondan sonra dediler ki en iyi doktor ateş barut dediler. Bu dediler halleder işi. Çünkü çoklu kırık. Adam. Sonra ben çocuğu aldım, koştura koştura oraya götürdüm. Kendisi bana dedi ki başka bir veterinere götürseydiniz kesin bacağını keserlerdi ama benim adım ateş barut dedi ya. Ben bunu dedi hallederim. Hadi bakalım. Çocuğu ameliyat etti. Hatır sayılır bir para aldı. Fatura da kesmedi. Kesmiyorlar kendileri. Oo. Evet. Büyük bir suç bir kere. Suç bir kere. Maliyeyi bildirdim. Bu arada araya girebilir miyim? Veterinerler korkunç paralar alıyorlar. Bir tane kan tahliline kadar biliyor musun? 5.000 lira. Fatura kessinler Serencim. 5.000 lira üzerine 2 gün yoğun bakımda kalıyor. 11.000 lira mesela ben para ödedim Noyno için wow. mesela. Ve fatura kesmiyorlar. Bu çok büyük bir suç. Ne diyorsunuz bir çok, ya? Yani birçok hastane korkunç para, insanlardan daha fazla para alıyorlar. Hayır. Çok anormal bunun bir yönetmeni. Bu arada hepsini tenzih edelim de isim verelim. Bir şey daha sana söyleyeceğim. Sokak hayvanlarının çarpmasını alıyorsun. Sokak hayvanını götürüyorsun ya veterinere. Evet. Senden para istiyor hayvana. Onu, evet, onu yapma. Yani, İstememesi evet lazım, evet. İstememesi acil var gibi düşün. Kesinlikle, evet, değil mi? Evet. Ben bunu iyileştiririm dedi. Sizden ciddi para dedi aldı. Ciddi para aldı. 3,5 ay boyunca o çocuğu ameliyat etti. Ameliyata ne girerken bana gösteriyor çocuğu, ne çıkarken gösteriyor. Baksın içinde bana veriyor. Çocuk da sakat olduğu için çıkaramıyorum ki baksan ben. Kaçabilir çünkü. 3 bacağıyla hayvan kaçabilir. Hayvan bu. Ondan sonra 8-9 kere götürdüm. Bandaj değiştirirken bile adam para alıyor. Tamam, bandaj işi. Doğru söylüyor. Böyle maalesef şey olamaz yani. Veterinerler buna bir son getirmesi lazım. Aha, normal değil yani. Seren, felaket. Ondan sonra her röntgen çekildiğinde narkoz veriyor. 9 kere de narkoz yedi. Ve vidalar var bacağında. Hayvan sürekli inliyor. Ve 3,5 ay bir odada kalıyor. Diğer kardeşleriyle oynamasın, kemik kaynasın diye. Bacağı kurtaracak ya bizimki. 3,5 ay sonra plaka varmış bacakta. Ben nereden bileyim plaka olduğunu? Ve bana yanlış epikriz veriyor. Hasta sahibinin isteği üzerine plakayı çıkardım diyor. Ben orada plaka olduğunu nereden bileyim? Onun epikrizi var mı? Ve Zeytin'in mi? Yanında mı? Evet. Hepsi, hepsi var. Hepsi var. Tamam. Bu minnaki. Şimdi Zeytin'inkini de göstereceğim. Tamam. Mevzuyu anlatayım, kafam karışıyor. Ondan sonra bana bakar mısın yalnız? Ondan sonra ne yaptı? Plakayı çıkardı. Yani. Plakayı çıkardı. Plakayı çıkardı. Çocuğu baksa koydu, bana verdi. Dedi ki düzeldi. Okey, eve bir geldim. Sağ kalça havada. Aa! Çıkık. İnim inim inliyor. Ay! Sana anlatamam. Yürüyemiyor. Ben hemen kliniği aradım. Dedim ki epikrizi anlıyormuşum. Epikriz raporunu istiyorum dedim. Hı. Bu bana hemen mesaj attı. Hı. Sekreterini aradım. Hayırdır, bir sorun mu var dedi. Nasıl yani dedim ya. Siz bu plakayı çıkardınız ve yürüyor mu yürümüyor mu diye teyit etmeden mi koydunuz bu çocuğu baksa? Ben sihirbaz değilim dedi bana. Yazışmalar var. Heh. Ben dedim ki sihirbaz olduğunuzu söyleyen sizsiniz. Ben değilim ki dedim. Ne, siz demediniz mi ben ateş barutum? Çünkü ben öyle bir heyecanlandım ki topallamaz bile değil mi hocam diyorum. Ne topallaması dedi bana. Allah. Sonra fakülteye götürdüm. Bir profesör var fakültede. Ondan da epikriz aldım. Hayvan fakültesinden Profesör Kemal Hoca'dan epikrizim var. Bir götürdüm ki vida, kemik erimiş, vidalar bacaklara batıyor. O çocuk 3,5 ay o acıyla 5199. maddeye göre hayvanları işkence çektirmek ve bir veteriner tarafından, Hipokrat yeminleri var bunların. Tabii. Bu ne demek? Bu suç. Suç. Ve büyük suç. Göreve
direkt etkileyecek konunun bir şey. Konunun muhatapları tabii ki bağlanabilir. Bağlansınlar, çünkü bekliyorlar. İsmini verdik, hepsi bağlanabilirler. Şimdi neden önemli. Asıl kadar... noktaya geliyorum, çok önemli evet, Sera. Ondan sonra bacağı kesildi. Çünkü kemik erimiş. Vidalar batıyor. Derken parayı iade istedim ben özellikle. Bazı şeyleri anlatamayacağım yargıya intikal ettiği için. Ama Bilal biliyor, yapımcımız. Ondan sonra bacak kesildi. Sonra bunlar parayı bana fakülteye iade ettiler. Madem suçlu değilsiniz, neden bu çocuğun parasının bir kısmını fakülteye iade ettiniz? Ateş barut. Sonra TRT1'de sunucu Işıl diye bir hanım var. Hanımefendinin Alice Köpek diye bir köpeği var. Esin Övet'in programına çıktı. Ölü köpeği ameliyat etmiş bu. Sabahın 9'unda köpek ölmüş. Bu adamın 18 tane leşi var. Ya bravo. 18 tane leşi var bu adamın. Çık konuş buraya. Ortağın bana para gönderdi. Hepsini kayıt aldım. Mahkemede bunların hesabını vereceksin. Ondan sonra kadının köpeğin ölüyor. Kadının köpeğini ameliyat ediyor, ölmüş köpeği. Sonra da fön makinesiyle kurutup veriyor. Isıtıp köpeği. Aman ya. Alice köpek. YouTube'da görürsünüz. Ay bunlar işkence ya. Bu bir işkence. 18 tane ölü köpeği sen ameliyat ettin bu ay. Pardon 4 ay önce. Neden? Para almak için. Para almak için tabii. Ne için? Ay bu ne ya? Ameliyat bir ameliyat 15-20 bin lira. Yine aa, aynı kişi ha? Evet aynı kişi. Barut olan. Ateş barut olan. Aa, ah. Ateş şimdi... barutun araştırın. Bundan 3 ay önce 18 tane leşi var. Hasta sahipleri bana ulaştılar DM'den. Sosyal medyayı çok iyi kullanamıyorum ben. Fakat korkak oldukları için yanımda olmuyorlar. Dernekleri aradım. Haçiko Derneği'ni, Pavgard Derneği'ni. Niye, yanımda olmuyorlar. Yok muymuş? Dün Haluk Levent'le konuştum. Yanımda olan tek kişi Haluk Levent. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ömür Gedik. Neden Ömür Gedik bana yardım ediyor? Çünkü kankisi Ateş Barut. Saroğlu kankisi. Kankilik mankilik yok. Dernek sahibiysen sen, tabii burada ki. Mağdur olan hayvanlar İşin var, dernek. Ölen ve sakat olan. O zaman sen benim yanımda olmalıydın. Tabii ki, işin dernek. O zaman onların kurduğu derneklere de inanmıyorum. Ömür Gedik de bağlanabilir. Çünkü büyük bir suçlama var. Bağlansınlar. Hiç böyle bir şeye taviz veren bir kız değil. Şimdi tabii Serap Hoca'nın çok kedisi olduğu için... belki diyeceksiniz ki kadın onunla da problem yaşamıyor. Çünkü 20 tane kedi olunca 20 kedinin de derdi de ayrı tabii oluyor. Ki. Çünkü genelde sakat, kör bu tip kedilere lenfoma var mesela. Yani böyle kedileri sahiplendiği için tabii ki doktorlarla devamlı bir alışverişi oluyor. Evet. Dolayısıyla sizin bir tane köpeğiniz varsa bir doktordaki kötü bir şeye rastlama riskiniz %1. Ama buradaki doğru. Bir fazla kedi olduğu aynen için öyle. Hani aklınıza şu gelmesin. Kadın herkesle problem yaşamış değil. Kadına gelebilecek problemler daha fazla kedisi hayvanı olduğu için daha fazla rastlamış buna. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Bir çünkü de artık şu anda var. İsyan ediyor ki yıllardır kedileri var ama şu anda artık çok maksimumda olduğu için bunları anlatmak istiyor. Şimdi yine yasa olarak. Çıkmamasıyla alakalı problem. Bak şimdi yine yasa olsa yine bir hastanede bir insana yanlış ameliyat yapıldığı zaman milyon dolarlar değil mi? İşte hapis cezaları çıkıyor. Ama bir hayvanın değeri yine olmadığı için, yine bu yasalar çıkmadığı için, yine bu insanlar ne kadar acaba Serap Acar'ın iddiaları doğruysa ki kadın zaten bütün hayatını buyur. Hayvanlara adamış. Şu dosyayı paraları, bütün paraları onun için gitmiş. İki tane ev parası. Ben buna çok inanıyorum. Çünkü bırak dört tane hayvan ama. Besliyorum ya. Ve bunları her götürüp bakın ufak bir iğne yaptırıp çıktığımızda bile minimum 2000-2500 lira para veriyoruz. Ve hele böyle 5 tane 10 tane hayvan olan ayda 20-30 bin lira bunların doktor masrafları, bunların aşıları, bunların diyet mamaları. Ya korkunç paralar isteniyor. Normal değil Arto, gerçekten haklı. Çok anormal paralar isteniyor. Parasını veriyorsun. Peki, anormal her şey cevap da alamıyorum. Devlet veterineri var mı bu var, arada? Var. Amca hayvan var. Hastanesi yenilenmiyor. 99'da evet. Deprem oldu ya Arto. Bu hayvan hastanesinde banlıyorlar diye yapıyorlar. Zeytinin ayağı kesildi. Evet, evet. Beyni emboli olabilir anladın mı? Pıhtı evet. Atabilirdi. Yolda giderken o kadar korktum ki bir şey olabilir diye. Çünkü yoğun bakım üniteleri yok. Buradan sesleniyorum devlete. Evet. Bu hayvan hastanesi neden tadilata girmiyor? Neden yenilenmiyor? Cami yaptıracağınıza hayvan hastanesini yap. Yeni açılmış. Yani şöyle bir şey. Ama ben özel mi devlet mi? Devlet şöyle rehabilitasyon gibi. Şimdi avcılara ben bir kere götürdüm. Benim büyük köpeği. Hani bazen oradaki doktorlar hani nasıl devlet hastanesindeki doktorlar daha güvenilir geliyor evet. Ya bize sonra özele geçiyorlar aynen, falan. Sonra özele doğru. Ya, o yüzden o benim büyük köpeği götürmüştüm. Kuyruğa girdik. Kuyrukta eşek var.
Aa. Tabii kuyruk yani. Yani orada yani çok zor şey. Eşek var, inek var, büyük hayvanlar, büyükbaş hayvanlarla yani köpekler de aynı kuyruktalar falan. Yani biraz gerçekten bu canlılara bir düzenleme getirmek işte gerekiyor. Yani Allah yaratmış ya köpeği. Köpekleri ve işte bu hayvanları, evcil hayvanları bizlere bağlı olarak yaratmış. Çünkü bunlar otlayarak yaşamlarını sürdüremezler. Yani hani hayvanları toplatıyorsunuz, oraya kapatıyorsunuz. Köpek bu yüzden mi Allah tarafından yaratılmış? Yani dolayısıyla mantığımızı almıyor, vicdanımız da almıyor. Serap Acar'a şöyle ben yardımcı olmak istiyorum. Asla ve asla veterinerlerin yaptıkları hataları örtbas etmeyin. Konuşun. Allah aşkına. Yani. Bütün mağdurlara sesleniyorum. Korkmayın. Konuşun. Ben davamı açtım. Sizin ücretlerinizi bile öderim. Yeter ki konuşun. Yanımda olun. Hangi kamera Arto? Anladınız mı? Zaten yanında, yanında o, senin kimsenin yanında olmalarına ihtiyacı yok. Sen konumda tek başına haklıysan haklıyım. Sen bir orduyla savaşırsın ve kazanırsın. Orada bir şey değil ama ben veterinerlere söylüyorum. Yani yanlış bir ameliyat yaptığı zaman her doktorun yanlış bir ameliyat yapabilme durumu olabiliyor. İnsanlara da yapılıyor ama bunun çıkıp özrünü dileyip bunu bir şekilde seni maneviyat olarak onarma tarafına gitmemişler anladığım kadarıyla. Evet, yani bir bunu kabullenip. Sihirbaz mıyım ben diye. Sana. Önce evet. Sihirbaz demiyor muydu zaten önce gittiğinde evet, ne dedi? Evet onu diyorum. Başkasına götürsen. Ha, başkasına götürsen de aynen. Peki şu anda bu kedinin durumu ne? Yani şu tek anda bacak alındı işte arka bacak. Yürüdükçe evet düşüyor. O düştükçe ben ağlıyorum. Biraz önce camiler yerine hastaneler gibi bir şeyler söylediniz ya. Hayır sizin ben 5 vakit namaz kılıyorum. Böyle evet, şeyler Allah söylenmez ama. Hiç alakası yok. Babam öldüğünden beri. Sadece şunu demek istiyorum. Yani Peygamber Efendimiz'in sünneti bu kediler, köpekler, fareler bile. Bütün hayvanlar. Anlatabiliyor muyum? Tabii tabii. Yani, onu biz anladık da izleyicimiz hani yanlış anlamış. Yani, yanlış anlamış. Evet, korkunç dini bütünümdür. Lütfen yanlış anlaşılmak istemem. Tamam süper. Çok bunu söylemeniz iyi oldu. Rica ederim. Siz de yanlış anlaşılmayın istedim. Çünkü sizin de 5 vakit namaz kıldığınızı falan da biliyoruz. Bu yanlış da söylenmez. Anlaşılması. Evet, evet. Ama bu yasanın da bizim çıkması amacımız gerekiyor. Bizim amacımız tabii ki. Bize bu sözü verildi. Biz de bu. Yani bunlar da can. Görüyorsunuz yani hiç. İşkence yapan hayvana o, işkence yapan öldüren bir, o. İnsan. Hiçbir hayvan bize bu kadarını yapmıyor. Diyor iki tane köpek havladı birisinin üzerine atladı diye bütün köpekleri toplattırın diyorsunuz. Hepsini bizim ülkemizin sanatçısı. Ya ki, Yıldız Tilbe diyor ki öldürün şey, diyor yani. Zehir atın. Bu kadar yani olunmaz. Aa, gerçekten. Yıldız Tilbe zehirli yemek verin ölsünler diyor. Ve geçen diyor gün zehirlediler küçücük yavru köpeklerin hepsi öldü. Hani dolayısıyla. Sen oldun mu? Hayır. Gerçekten. Aslında reklamlarda reklam arasında anlatalım. Evet. Belki senin de bir cevabın evet olabilir. Bu yasanın çıkmasını istiyoruz artık. Bu net yani. Bu net. Peki. Şu anda bunun bir cezası yok gene. Şimdi sen mahkemeye aç bakalım ne zaman sonuç alacaksın. Ha, ben ölünce susacağım. Avrupa İnsan Hakları'na kadar gidecek. Git bence. Cevap alamayacağımı biliyorum Türkiye'de. Avrupa İnsan Hakları'na kadar gideceğim. Bu işin peşini bırakmayacağım. O veterinerler de şu an beni dinliyorlarsa. Peki. Beni öldürmeniz lazım susmam için. Allah susmayacağım korusun. Ben. Şimdi anladınız tamam mı? Reklama gidelim sonra son sözlerini söylesin. Peki buyurun reklamlar. Yani. Şimdi Serap Hanım dava yani muhatap olduğumuz iki tane sıkıntılı değil mi veteriner var? Bir tanesi, dört tane. Dört oldu. Çünkü diğeri de legal olmayan yollarla ayağını kurtaracağım dediği halde kurtaramadı falan. Şimdi bunlardan bir tanesi tabii ki Ateş Barut değil evet mi? Zeytin'in durumu ne şimdi? Minnak zaten. Minnak rahmetli oldu. Maalesef rahmetli oldu. Zeytin'in durumu da arka bacağı kesildi. O havada kaldı. Düzeldi kalçın diye verdi. Bu hayvan artık düzeldi diye verdi kedimin. Arka bacağı kesildi. Yürüdükçe düşüyor. Çünkü arka bacak önemlidir. Ön bacak olsa yürüyebilir. Evet. Var öyle kedim. Peki, ama bu arka bacak olduğu ne, için. Ne istiyorsun bu adamdan? Yani meslekten men edilmelerini ve o kliniklerin kapanmasını istiyorum. Meslekten men edilmelerini. 5 kuruş para istemiyorum. Gelen parayı da güvendiğim bir derneğe bağışlayacağım. Çünkü bu 30-40 lirayı ben ne yapayım? 8 katını harcamışım. Yani. Bu yani kan davası. Ben o parayı istemiyorum. Ben bu insanları afişe etmek. Cezalandırılmalarını istiyorum ve Hipokrat yeminleri var. Birisinde ihmal var. Önceden keşfedilseydi çocuk yaşayacaktı minnak. Diğerinde ego mu var diyeyim. Ne var diyeyim ben hallederim artık deyip, ben hallederim aslında deyip. Sakat kalacak kemiği erimiş kedinin vidaları batan kedi bana emanet edip. Sonra da bacağının kesilmesi var ve bana dönüp bir özür bile dilenmedi. Ben dediğim de manevi anlamda manevi bir olarak hani kusura bakmayın. Bu bizim hatamız. Nasıl tabii telafi edebiliriz? Para ödediler işte fakülteye. Yani. Çünkü suçluyu ben parayı vereyim diyor.
Tamam, şimdi kayıtlar ben diyecek elimde. Ki ben bunun parasını ödedim diyecek. Bunun bir kısmını. Bir kısmı ödedim diyecek. Ama o zaman yanlışlığı yapıyorsa bir insan bu parayı öder değil mi? Ben yani, de onun için istedim o parayı zaten. Gönderdiği yani para 4000 liraydı. Zaten hatayı. Benim ödediğim para kaç katıydı? O 4000 lirayı ben bir şeyler yapmak için aldım. Yani nasıl anlatamıyorum elinde bir sana. Şey olsun diye. Yani onların delil olsun diye. Diye. Ne kadar para ödedin sen bu adama? 13-14 sanırım, yanlış hatırlamıyorsam ben çok para veriyorum ki. Yine az veriyor yani, bir tane ameliyat 30 bin lira falan, ya çok anormal rakamlar alıyorlar diyorum size, normal değil. Yani ben anlıyorum şu anda sizin için, evlatlarınız birçok veterinler için söylüyorum. Hayır, doğru çalışanlar için bir sayı şey söylemiyorum ama insanın tabii, canı bizim tabii, evladımız doğru. Yani. Sizin evet. Mesela insanın evladının bacağı kesilse nasıl aynı acı duyuyoruz? Evet. Biz de aynı acı duyuyoruz. Evet, o yüzden aynısı. De tabii ki yanlış bir doktorun, ya benim de hayatım gidiyordu, bir doktorun bir yanlışlığı hepin, insanın herkesin her hayatında şey yani. Dolayısıyla çok haklısın. Davanda haklıysan haklısın, biz senin iddialarında yanındayız. Biz senin yanındayız, her zaman buradayız. Ne gerekiyorsa. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Programın ben sonuna geldik. Biz söylemezsem olmaz programı olarak her zaman hayvanların, kadınların aynen. Ve mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz. Onun için buradayım. Çok teşekkür ediyorum. Ben hayvan, çok teşekkür hayvan ediyorum. Mamalarında KDV'nin indirilmesini evet. Tabii ki istiyoruz. Çünkü çok yüksek bir oran çok var. Yüksek. Veterinerlik ücretlerinin de indirilmesi. Bitti bu kadar. Hayvan mamalarındaki KDV'leri de indirilmesi.